Günaydın değerli izleyiciler. Gerçek gündeme hoş geldiniz efendim. Bugün 15 Mayıs 2018 ve günlerden salı. Ancak dün yaşananlara baktığımızda bu akşamdan itibaren başlayacak olan Ramazan ayının dikkate aldığımızda gerçekten acı, elem verici, hüzün dolu, yürek yakan bir güne merhaba diyoruz. Evet, dün 14 Mayıs İsrail'in kuruluş yıl dönümü özellikle o güne denk getirilerek İsrail'in Kudüs'ün Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu tanıyan Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliği dün bir törenle açtı. Filistinler isyan etti. Haliyle ve haklı olarak. Silahsız Filistinliler sniper'ların hedefi oldu. İsrail İsrail'liğini yaptı zavallı sadece vatan toprakları için isyan eden Filistinlilerin üzerine kurşun yağdırdı. Sniperlar hedef gözeterek gerçek mermilerle ateş etti. 50 aşkın hayatını kaybeden Filistinli var. 60'a yaklaştı sayı ve binlerce yaralıdan söz ediyoruz. Dikkat ediniz binlerce yaralıdan. 2000, 2500, 2700, 3000 gibi rakamlar veriliyor. Şimdi şöyle bir gözünüzde canlandırabilir misiniz? 2000 aşkın yaralının kaç sağlık kuruluşuna giderek ve nasıl bir sağlık hizmeti alabildiğini hesaplayabilir misiniz? Öngörebilir misiniz? Allah göstermesin. Türkiye gibi dev şehir hastaneleri çok ciddi bir sağlık altyapısı olan bir ülkede dahi tek bir noktada bu sayıda yaralının peş peşe meydana gelmesi onlara sağlık hizmeti götürülebilmesine imkan sağlar mı? Facianın büyüklüğü açısından söylüyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın tetiği çektiği, İsrail'in de üzerine düşeni yaptığı ve tam da Ramazan'ın arifesinde Kan Gölü'ne dönen Kudüs. Kan Gölü'ne dönen Kudüs. Ve hemen arifesinde, Ramazan'ın hemen arifesinde yaşananlar, Ramazan'ın nasıl geçeceğinin de işareti olabilir. İşaretidir hatta. Aslında önümüzdeki haftaların, ayların, önümüzdeki yılı demiyorum, önümüzdeki haftaların ve ayların, Nelere gebe olduğunu dün yaşananlar gözümüze adeta soktu. Ve bütün bunlar yani e, Ramazan'da direkler arası filan, onları e, gidenler düşünsün de, ama Türkiye açısından da kritik bir dönemecin arifesinde olduğumuz gerçeği ortaya çıktı. Evet, İsrail vahşeti bir kez daha, bir kez daha acımasız kanlı yüzünü gösterdi. Onlarla işbirliği yapanlar utansın. Onlarla ticaret yapanlar utansın. Masum, elinde taştan başka bir şey olmayan hatta taş bile olmayan Filistinlilerin alın ortasına sıkılacak kurşunun parasını Türkiye'ye yapılan ticaretten bir bölümünü sağlayanlar utansın. Yüzleri varsa tabii. Efendim, evet e, içinde yaşadığımız günler zor günler ve şu yaşadıklarımız daha zor günlerin bizi beklediğinin işareti. Kuşkunuz olmasın. Herkes hesabını ve hazırlığını buna göre yapsın. Ee, bu umutsuzluk anlamına gelmiyor. Sadece hazırlıklı. Ne kadar hazırlıklı olabilirsiniz o kadar hazırlıklı olmak anlamına geliyor. Bir de tabii herkesin aslında Ramazan bunun için güzel bir vesile. Hani şapkayı öne koyup düşünmek var ya. Peki bir avuç İsrail. 3-5 milyondan söz ediyoruz batılı emperyal güçlerin bölgeye getirip yerleştirdiği İsrail. İngilizler, Amerikalılar değil mi? Batı'nın ileri karakolu. İslam coğrafyasının kalbine yerleştirilmiş e, bir bu bir tuzağı. Peki 100 milyonluk, kaç yüz milyonluk bir İslam coğrafyası değil mi? Birbirinin gözünü oyan, birbirine düşmanlık eden ve birbirine düşmanlık ederken İslam'ın düşmanlarıyla da ittifak eden İslam adı İslam olan devletlerden söz ediyor. Suudiler gibi, Birleşik Arap Emirlikleri falan gibi. Hatta Mısır gibi. Değil mi? Bu acı fotoğraf, bu bölünmüşlük, bu birbirine olan husumeti, hasımlarına, düşmanlarına olan husumetinden daha keskin olan yapılarla bu belaların az bile olduğunu söyleyebiliriz. Evet, eee çok basit bir örneği hatırlatalım. Şimdi bu akşam Ramazan. Rüyeti hilal diye bir kavram vardı. Ee, 80'den önce sanıyorum 78-79'da falan böyle bir konferans tertip edilmişti. Daha sonra 2000'li yılların hangisinde bilmiyorum bir bir tane daha yapıldı falan. Yani çok basit bir şeyden söz ediyoruz. Rüyeti hilal denen şey şu. Yani hilalin, Ramazan hilalinin malum ay takvimine göre... Ee, ya İslam takvimi, Hicri takvim. Ramazan hilalinin görülmesiyle Ramazan bayramı başlar. İşte Şevval hilalinin görülmesiyle de bayram bir olur. Ramazan biter. Şimdi burada rüyeti hilal, hilali görerek mi Ramazan'ı ilan edeceğiz? Yine hilali görerek mi bayramı ilan edeceğiz? Yoksa artık teknoloji çok ileri. Hesaplar yapacağız ve yapılan hesaplamalar sonucunda zaten e, olayı belirleyeceğiz. Dolayısıyla ayrıca bir de hilal gözlemeye gerek yok diye bir başka görüş var. Türkiye'nin savunduğu görüş de bu. Falan. Neyse bu konuda İslam coğrafyasında bir itiraf var. Biz bugün e, oruç tutuyoruz. Bakıyorsunuz Suudiler e, iki gün sonra başlıyor. Veya bir gün önce başlamış oluyor. Bayramlar için de aynı şey söz konusu oluyor. Yani e, çok basit bir konuda. Çok basit bir konuda. ittifak sağlayamayan bir coğrafya. Böylesi emperyal güçlerin karşısında bir ve beraber olabilir mi? Olmuyor işte. Maalesef olmuyor efendim. Bakınız böylesine basit bir konu. Üstelik sorun yani rahatsızlık vesilesi. Özellikle haç meselesinde. Bir takım e, kritik soruların da gündeme geldiği, işte fetvalarla aşılabildiği bir süreç haç meselesi de. Öyle değil mi? E, orada bayram burada değil. <laughs> Nasıl iş yani? Bu basit bir konuda ittifakı çözememiş bir e, İslam toplumu 3-5 milyonluk İsrail'le tükürse boğabilecek böyle bir e, beylik lafta vardır ya hani hiçbir işe yaramayan sadece gaz almaya yarar falan e, karşısında bu kepazeliğinin bu zilletin sebebini oturup düşünmek lazım. Ramazan buna iyi bir vesile. Efendim e, Evet. Bu arada Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta Çatı Mahsus'la konuştu. Abdullah Gül konuşunca kıyametler kopartmıştı. Bazı iktidar yandaşı kalemler. Abdullah Gül'e muhafaza oradan bir ödül de verilmişti ama e, tabi bu kez Cumhurbaşkanı konuşunca derin bir sessizlik var. Efendim e, kritik bir zamanlamayla Cumhurbaşkanı İngiltere'de. İşte İslam coğrafyasında bölgemizde yaşananlar, Türkiye'nin Hızla, bir, çok hızlı, yani baskın ötesi bir seçimden söz ediyoruz. Bu seçim sürecini de e, yine bir milli güvenlik endişesiyle öne çekildiği, tespitlerinin de yapıldığı yazılar paylaştık burada. Bu görüşü seslendirenler katı alınacak bir görüş seslendiriyorlar, onu söylemeye çalışıyoruz. Ve işte böyle kritik bir süreçte, işte tam bir seçim harifesinde, Türkiye üstelik çok radikal bir değişimin harifesinde, çok radikal. Ve bir takım hukuki sorunlarla beraber, Pazar günü seçime doğru da konuştuk. Çok ciddi hukuk sorunlar da beraberinde geliyor. Ve ayrıca bölgemizde yaşanacak çok önemli gelişmeler ve bazı stratejistlere göre, bazı dış politika gözlemcilerine göre 2019'da bizim coğrafyamızda kan gövdeye götürecek. Şimdi dün yaşananlara bakınca sürpriz mi? Yani ee, ABD Başkanı Trump açısından sürpriz mi? Yani bireysel açısından sürpriz olabilir belki de ama iş adamı e, o kadar öngörüsü vardır. Yani önüne de böyle bir işlem yaptığımızda yani daha önce alınmış olan bu kararı hayata geçiriyoruz dediğinizde hiçbir Amerikan Başkanı'nın cesaret edemediği bu kararı evet İsrail'in başkenti Kudüs'tür, de oraya taşıdım dediğinde bunların yaşanacağı öngörülememiş olabilir mi? Hayır ve asla. Peki sonuç? İslam topraklarında yaşayan Müslümanların yöneticisi olan devletlerden çıt var mı? Yo, yo, e, ee, bize sorsanız az bile yapıyorlar. Emin olun. Efendim, ee, şimdi kan bu coğrafyada, bu dönemde maalesef ee, akmaya devam edecek gözüken o umarız biz bu süreci hasarsız demek çok iddialı da en az hasarlı atlatalım. Bugünkü gazetelere baktığımızda tabii ki İsrail vahşeti, İsrail'in kan dökücülüğü gazetelerde geniş yer bulmuş. Kimisi çok geniş olmasa da görmüş. Bazı gazetelerse başlık niyetlerini siyah yapmışlar. Göreceksiniz şimdi. Ve biz akşamdan başlayarak paylaşalım efendim. Akşam gazetesi ABD azmettirdi. İsrail katletti demiş. Üstelik hedef gözeterek gerçek mermilerle protestocuları katleden İsrail güvenlik güçleri. Hedef gözeterek sniper'lar. Sniper'lar. Hani bazı Hollywood filmleri vardır. Ee, o Hollywood filmlerinde işte insan avlamaya kalkan meraklı zenginler vardır filan yani böyle e, sapkın tipler filan adeta o işte insanların Filistinleri katlettiğini görüyoruz. Tabii onlar böcek katiller nezdinde bakıldığında onlar insan değil böcek. Şimdi e, 300 Fransız toplandı, Kur'an'da antisemitik ayetler var, hadi bunları kaldıralım filan. kaldırın filan diye e, densizlik yaptılar ya, ne densizliği? Bir hadsizlik yaptılar ya, e, e, Musevi inancı açısından durum ne? Musevi olmayanlarla ilgili yaklaşım ne? Onun sonucu işte böcek muamelesi gören ve acımasızca katledilen... Hatta kahkahalarla. Öyle değil mi? Peki tanıdık geliyor mu bu? Afganistan'da. Afganistan'da. Afganistan'daki bombacı Amerikan pilotları bombalar attıktan sonra kahkahalarla yapılan konuşmaları medyaya yansımıştı değil mi? Efendim bu sayı kurumu lanetliyorum dedi Cumhurbaşkanı İngiltere'de. Veliaht Prens Galler Prensi. Prens Charles da, da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada futbolcularımız da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler efendim. FETÖ paketlerine korumalı önlem. Ayrıntı vereceğiz ikinci turda. Kudüs yanıtı Şam'la verilir diyor aydınlık. 60'a yakın Filistinli katledildi. ABD İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Filistin ayağa kalktı. Suriye'nin İsrail'i hedef aldığını ve Filistin davasında kilit rol oynadığını söyleyen uzmanlar, ABD'nin Kudüs hamlesine cevap vermek için Şam ve Tahran'la işbirliği yapılmasının altını çizdi. Şimdi e, istemeden de olsa, kerhen de olsa böyle bir işbirliğine Türkiye'nin ihtiyacı var gibi gözüküyor. Şayet katillerin cinayetlerini devam etmesini istemiyorsak. Doğu Akdeniz'de İran körfezinde oluşan cephe başlıklı bir ilginç yazı var. Onu ikinci turda sizlerle paylaşacağız efendim. Ve bir gün bazı yetkilerimi iade edeceğim demiş Muharrem İnce. Seçim otobüsünde konuşmuş beraberindekilere ve bazı yetkilerimi Cumhurbaşkanı olduğunda tabii iade edeceğim demiş efendim. İsrail'den yine katliam 55 ölü. Diğer gazetelere göre daha küçük gören gazetelerden birisi bir gün. Sürmaşetinde mavafi. Ve Cumhuriyet, Cumhuriyet gördüğünüz gibi Sürmaşetinden görmüş. Gazze'de katliam demiş. İsrail'e, ABD cesaret verdi. Eh, Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyınca zaten bu cinayetlerin önünü açtı. Ön görmedi mi? Gördü. Peki, ses nereden çıkıyor? Ses Türkiye'den çıkıyor. Ses çıkıyor. Yani Hiç olmazsa ses çıkıyor. Diğer... İslam coğrafyasındaki halkı Müslüman ülkelerin yönetimlerinden o ses bile çıkmıyor. Bunun karşılığı, bunun karşılığı küçücük bir alanda, bizim Gebze kadar bir yerde, Gazze'de doğup orada ölenler Gazze'nin dışına çıkamadan filan böylesine bir izolasyon söz konusu konuşulmuyor da. Biz ne yaptık? Mavi Marmara sonrasında Mavi Marmara sonrasında istediğimiz diplomatik özrü almadan tazminat vermiyorum. Bir akıf gösterin oraya bağışta bulunurum diyen gerçek bir diplomatik özür dilemeden özür dilemiş kabul ettiğimiz. Tazminat vermem. gösterim bir yer bağış yapayım. Sözüne eyvallah dediğimiz. Efendim İsrailli katiller yargılamaktan vazgeçtik. Mahkemeler sürerken deyip böyle bir anlaşma yapıp bu anlaşmayı da Büyük Millet Meclisi'nden geçirip şimdi bağırdığımızda sözümüzün ve sesimizin bir karşılığı olur mu? Bir ciddiyeti, bir gücü karşıda eyvah Türkiye'den çok yüksek ses çıktı gibi bir tavır söz konusu olur mu? Soru bu. Acıtıcı ama soru bu. MHP'de ittifaka karşı isyan var. Efendim MHP'de Atilla Kaya Erdoğan'a oy vermeyin çağrısı karşılık buldu diyor haber. Ayrıntılarını vereceğiz. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce seçim harcamaları için gençlere seslendi. Abinize 1 lira verin. Vallahi bilmiyorum tabii. Sayın Cumhurbaşkanı adayının bileceği bir şey onun tercihi. Efendim ee, Ziraat Bankası tarımı unuttu. Şaşırdınız mı? Yo. Çok oldu Ziraat Bankası'nın tarımı unutalı. Ziraat Bankası enerji şirketlerinin sulama birliklerine olan borcu olan çiftçilerin borcunu tahsil ediyor enerji şirketleri adına. Devletin gönderdiği paraları devlet bankaları hani destekleme e, primleri veriliyor ya çiftçiye e, o paraları enerji şirketleri adına çiftçiden tahsil ediyor. Bu işlere bakıyor bankalarımız bizim. Ve güneş İsrail vahşeti demiş efendim. Cumhurbaşkanı İsrail'in yaptığı soykırımdır vurgusu yaptı. Soykırım vurgusu Dünyanın umuru mu? Dünyanın umuru niye olsun? Müslümanların umuru olmadan, Müslümanların umurunun olmadığı ortadayken, dünyanın umuru niye olsun? Evrensel kanlı açılış demiş efendim. Ve Habertürk mezalim diyor. İsrail Gazze'de 55 Filistinli'yi katletti. Ve Türkiye'den üç günlük yaz ilanı. Suudi Arabistan'dan bir ses duyan var mı? İsrail İşbirlikçisi Suudi Arabistan demek daha doğru herhalde. Değil mi? Ee, üstelik fetvası da var. Değil mi? Çatır çatır fetvayı da aldılar. Veya fetvayı da verdiler her neyse. Mısır'dan bir ses var mı? Mısır, burun dibindeki Gazze'ye Hamas gerekçesiyle blokaj yapan adres değil mi? E ee, az zulme diyorlar buradaki Filistinlilere. Toptan imha etmeleri lazım. Hedef de o zaten de. Hürriyet. Diplomatik katliam demiş. 58 ölü 2770 yaralı. Kötü bir manşet onu söyleyelim. hiçbir şey yok yani bir ruh yok. Duygulara yüreğe hitap etmiyor. Soğuk, resmi, diplomatik katliam. Demirören Gazetesi. Hürriyet. Eskiden neydi şimdi ne? Eskisinden daha kötü yani onu söyleyelim. Yani diplomatik katliam. Evet peki ee... Bu soykırımı lanetliyorum dedi Cumhurbaşkanı İngiltere'den. Fotoğraf Galler Prensi Charles'la çekilmiş olan bir e, fotoğraf söz konusu efendim. Cumhurbaşkanı'nın bu İngiltere ziyareti kapsamlı bir biçimde objektif olarak gerçekçi bir biçimde ve doğru bilgilere dayanarak her şeyi bilmek mümkün değil ama doğru bilgiye e, yaslanarak ciddi bir biçimde analiz edilmeli. Böyle bir analize ihtiyacımız var. Yani kritik bir süreçte önemli bir yere yani küresel finansın merkezi, dünya kapitalizmin merkezi filan önemli bir adres e, Londra, İngiltere. E, ve kritik bir süreçte bu ziyaret de önemli. Dolayısıyla Hani şöyle dört başı mağmur bir e, analize ihtiyacı var bu ziyaretin. Biz de Filistin elçiliğimizi Doğu Kudüs'e taşıyalım. Önerisi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan. Ve Karar Gazetesi katiller demiş efendim. Katiller dediğinde iki fotoğraf var. Birisi ABD Başkanı Trump Diğeri, İsrail Başbakanı Netanyahu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama barış adımı atmıştı hatırlatması yaptı. Obama barış adımı derken tabii bir de konuşulmayan İran meselesi var efendim. ABD İranlı olan nükleer anlaşmayı bozdu ya. Bunun arkasının nasıl geleceği belli. Bir ekonomik ambargo söz konusu olacak. İşte 2015 e, 2015'te hafif ettiren, yavaş yavaş gerileten, gerileyen o ambargo yeni baştan gündeme gelecek ve bizi çok yakından ilgilendiriyor. Şimdi yarın 16 Ramazan'ın biri ama Amerika Birleşik Devletleri'nden de kulağımız orada olacak bir haber bekleyeceğiz. Ne o? Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla bir süredir yargılandı ve karar bekleniyor. Hep ertelendi, ertelendi, ertelendi ve işte yarın o kararın çıkacağı söyleniyor. Bu kararın bizi çok yakından ilgilendireceği arkasından Halkbank'ı hedef alan bazı ekonomik yaptırımların gündeme gelebileceği Türkiye'yi baskılamak için. Yorumları var. Bunu da yeri gelmişken hatırlatalım. Efendim, rahmet ayına kavuştuk demiş. Ee, evet. Şimdi rahmet ayı dendiği zaman sadece pide mi akla geliyor? Sadece iftar olabildiğince mükellef bir iftar sofrası mı akla geliyor? Ee, Ramazan her şey gibi anlam ve değer kaybına mı uğradı? Onun da mı içi boşaldı? Yani oruç demek, işte sabahtan akşama kadar aç kalmak, akşam da gücü nispetinde hazırlanmış bir sofraya çökmek. Bu mudur? E sonra da büyük şehirlerdeyseniz, imkanınız, fırsatınız da varsa, işte oralarda belediyelerin yaptığı e, direkler arası eğlencelerine filan da katılabilirsiniz. Meddah, Karagöz filan geleneksel seyir sanatlarıyla ilgili nerelerde hangi etkinlikler varsa oralarda gidebilirsiniz. E, biraz dini musiki de olsun diyorsanız e, bir sürü ilahi konserleri olacak. Onlara da katılırsınız. İş tamam. E burnumuz dibinde bakın. Yurtlarından edilmiş milyonlar var, Filistinliler var. Hemen burnumuzun dibinde. Filan. Vah vah demekten öte ne yaparız sorusu sorulmalı. Milat Siyonist katiller demiş efendim. Şeytan Trump vur dedi. Dünyanın gözü önünde İsrail katliamı. Tetikçi Bibi katletti. Netanyahu kastedilen. Ne güzel. Ee, bu zavallı halde perişan İslam coğrafyası. Zavallı Müslümanlar. Oraya bir şey söylemeyecek misiniz yani? Bu saydığınız isimler görevlerini yapmışlar. Evet. Biz, siz ne yapıyorsunuz efendim? Soru bu. Onlar görevini yapıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Birbirimizin gözünü oyuyoruz. Devam. Milli Gazete e, şehadete kalkan parmaklar. La ilahe illallah demiş ve asla inmez diye eklemiş. Tabii şimdi e, ister istemez bir dönem tartışıldı ve unutuldu. Cemaat hareketi, Fetullah Gülen hareketi, işte kelime-i tevhid meselesi, e, Hristiyan ve Yahudiler de cennete girer mi girmez mi tartışması. Kullanın için atalım Hayrettin Karamadolcu hocanın da filan. Ee, i̇şte kelime-i tevhid La ilahe illallah e, Muhammedun Resulullah tarafı filan e, Onu söylemeden sadece la ilahe illallah da yeter tartışmaları filan O tartışmalar hatırlatacak türden Bir e, manşet olmuş bizden söylemesi Milliyet katliam 58 ölü İsrail askeri Filistinli protestocuları ateş açtı Hedef gözeterek üzerlerine Türkiye'den 3 günlük yaz ilanı var Onu da hatırlatmış olalım ee, utandıran açılış utanmaz yüz ağlayan göz bitmeyen söz değil mi efendim? Evet bir hoca efendinin e, mevlutanlarla ilgili veya işte profesyonel vaizlerle ilgili kurduğu bir cümleydi biz bir e, vaizden bir hoca efendiden duyduk efendim e, ağlayan göz bitmeyen söz ee, ne düşünceyi unuttuk evet. Neyse. Utandıran açılış deyince yani hafif, zayıf, naif bir şey olmuş. Yani utandırmak ne kelime ya. Yani utanılacak bir iş midir? 58 kişi öldü. Ay Allah çok utandık ya. Ne kadar ayıp oldu filan. Vahşet, cinayet, dehşet, katliam, soykırım filan utandıran açılış. Ne oldu ya o açılışta işte Filistinler protesto yapmış. Eee İsrailliler de ateş etmiş evet. 58 şikayetini kadar hay Allah çok utandık filan. Kim bu Demirören gazetelerini yapıyor filan? Vallahi onları bilmiyoruz efendim. ABD onaylı İsrail katliamı güzel olmuş Orta Doğu'nun manşeti. Evet ABD onaylı İsrail katliamı. Bu zaten bilinen, öngörülen Böyle bir uygulama hayatı geçtiğinde yani Amerika Birleşik Devletleri daha önce alınmış olan bu kararı şimdiye kadar uygulamayan başkanlar aha da ben uyguluyorum diyen Trump ve uygulamanın böyle bir sonuç vereceği öngörülmüştü. Peki daha başka hangi sonuçları öngörebilir ve bu bölgesel bir savaşı tetikleyebilir mi? Bu konuda hiç yaman atılmayacak aklı başında diplomatlar, siyaset gözlemcilerinden maalesef evet cevabı var. Yani evet bölgemiz giderek kanlı bir bölgesel savaşa doğru sürükleniyor. Bu görüş giderek yaygınlaşıyor. Tabi bunun seslendirilmesi bile böyle bir kanlı dönemin meşrulaştırılması veya olağanlaştırılması haline gelir mi? İşin o tarafı da var. Evet. Filistinliler ölüyor. ABD ve İsrail gülüyor. Evet. Bilmem dünkü e, görüntüleri sağlıklı biçimde izleme fırsatınız oldu mu? Filistinliler protestolarla üzerlerine dronlarla atılan gazlar, göz yaşartıcı bombalar, efendim e, atılan kurşunlar, yaralılar, ölüler, o zavallı bir savaş sahnesi, acımasız bir katliam ve hemen onun yeri yaşandığı yerin yanı başında kahkahalarla büyük bir zafer kazanılmış edasıyla açılan ABD Büyükelçiliği. Davetlerin yüz ifadelerini gördünüz mü? Adeta sivrisineklerle mücadele eden sanki belediye görevlileri. Böcek, sivrisinek. Filistinli Müslümanlar. Ve kahkahalarla açılışı kut. E tabi yani e, İsrail açısından bakıldığında bunun çok ciddi bir başarı olduğunu görmek lazım. Efendim Posta gazetesi korkunç alkış demiş. Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını Gazze'de protesto eden Filistinlilere İsrail askeri saldırdı. 55 şehit, 2200 yaralı. Binler yaralıdan söz ediyoruz. Binler. 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 Ve o insanlar, o yaralılara nasıl müdahale ediliyor? Doğrusu akıl sınırlarımız zorlanıyor. Efendim Cumhurbaşkanı dünyanın çivisi çıkmış dedi İngiltere'de. Evet her şeyin çivisi çıkmış. Yeni baştan çivilenecek öyle anlaşılıyor. Sabah İsrail'den soykırım demiş efendim sabahta. 55 şehit 2771 yaralı. <laughs> Tabi hani can kayıplarının yaralılar arasında ağır yaralıların da varlığını dikkate alırsak Artma ihtimali var. Maalesef. Bu arada Türkiye'den ilan edilen üç günlük yaz. Ve hala devam eden FETÖ operasyonları Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bakın 72 albaya gözaltı. Kripto albaylara. Şimdi kripto albaylar diyor. Acaba hepsi kripto mu? Yarın Bunlar serbest bırakılırlarsa, beraat ederlerse ne olacak ki? Efendim kanlı imza gerçek oldu. Evet son söz Trump ABD Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşınsın kararını imzaladıktan sonraki son sözü manşeti kanlı imzaymış. Eh. Zaten şaşırtıcı bir şey yok. Kanlı imzaya atan Trump ve akan Müslüman kanı. Meral Akşener dün seçim bildirgesini veya manifestosunu açıkladı. Tabi İsrail vahşeti Meral Akşener'in bu çıkışını gölgeledi. Zaten İyi Parti'nin medya konusunda ciddi bir sıkıntısı var. İktidar medyası hiç görmüyor. Devlet televizyonu o da görmüyor. Onlar Muharrem İnce'yi biraz görüyor filan. Böyle bir ortamda Meral Akşener, Meral Akşener'in dünkü Ankara'daki o ıı, seçim startı verdiği, seçim bildirgesini açıkladığı o konuşma, o çıkışın güme gittiğini söyleyelim. Evet, e, peki Çarpıcı ne söyledi sorusu var. Bir de o da önemli. E, i̇şin doğrusu genel geçer ifadelerin daha öne çıktığını görüyoruz. Parlamenter sistem vaadinin, tekrar parlamenter sisteme dönüş vaadinin öne çıktığını görüyoruz. Bir de e, tabii akıllarda e, kalan e, Kuleli ve Işıklar askeri liselerinin yeniden açılacağı Vadi. Evet peki. Sözcü Gazetesi'ndeyiz. MHP'li vekil Atilla Kaya aday olmadı. Muhtemelen zaten merkez yoklamasıyla belirlenecek Milliyetçi Hareket Partisi listelerindeki diğer partiler için de aynı yöntem uygulanacak herhalde. E, yer verilmeyeceği biliniyordu Atilla Kaya'nın. O da AKP'ye ve Erdoğan'a oy vermeyin. Tabuta son çiviyi çaktırmayın dedi. Partisinin AKP ile ittifakını eleştiren Kaya. Baştan beri bu konuda muhalif tutum sergiliyor Atilla Kaya açıkça. Onu da söyleyelim yani hiç. Egemenliğini tek adama devreden iradeye milli irade denmez demiş efendim. Evet, dikkat çekici bir cümle. Egemenliğini tek adama devreden iradeye milli irade denmez. Şimdi FETÖ, Petullah filan cemaati filan neden eleştiriliyor? Yani bir sürü sebeple eleştiriliyor. Neden eleştiriliyor? Çok şey oldu. Çok yerinde olmadı da. Yani şöyle bir suçlama da muhatabı. Aynı zamanda tarikatlar, şeyhlerle ilgili filan da benzer bir suçlama var. Herkes e, iradesini işte hoca efendisine filan teslim ediyor. Değil mi? Böyle suçlamalar var. Özgür irade söz konusu değil iradenizi işte hocanıza teslim ediyorsunuz. Sizin iradeniz yok mu? Kimliğiniz, kişiliğiniz, şahsiyetiniz yok mu? Filan e, eleştirileri yapılıyor. E, hatta Cumhurbaşkanımızın damatı Enerji Bakanı e, ne dedi? Petrol Akpiller Okullarında okuduğu hatırlatılınca ben irademi oraya teslim etmedim dedim. Şimdi e, siyasette işler nasıl yürüyor? iradenizi Genel Başkan'a teslim etmezseniz... ...hiçbir şansınız yok. Doğru değil mi? Benzerlik çok yani. Bu tarafıyla bir benzerlik yok mu? Efendim... E, ...İsrail'den katliam... ...55 ölü... E, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce... ...Erdoğan gazzeye değil... ...gebzeye gitti demiş... Evet tabii yani gazze, evet, böyle bir sözü vardı Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde. Enflasyonu yüzde beşin altına düşüreceğiz dedi ee, Meral Akşener. Ee, Cumhurbaşkanımızın da vaadi öyle. Ancak neden 24 Haziran bekleniyor onu bilmiyoruz. İsrail katletti, dünya seyretti. Sarın manşeti böyle efendim. Takvim gazetesi katliam diyor. O da sabah gibi siyah başlık minyetiyle çıkmış. Zorbalar katletti demiş efendim Türkiye gazetesi. Tarihi binaları PKK yaktı, devlet yaptı. Daş da de böyle yapıyoruz değil mi? Vatan lanet olsun diyor efendim. Ankesör'de 72 albay. Şimdi bir baylok kullananları var. Onlar daha herhalde gözden çıkarılabilir, feda edilebilir listesinde. Ankesörler, onlar daha emniyete alınmış olanlar ama onlar da o açığa çıkıyor anlaşılan haberlere baktığımızda. Ve Akit, Gazze'de katliam diyor efendim. ABD destekli Siyonist köpekler kudurdu. Böyle demiş. 59 milyon seçmenden söz ediyoruz efendim. 3 milyonu dışarıda. Yurt dışında yani, Türkiye sınırları dışında. Ee, nedir? 56 milyon. Şimdi geçtiğimiz pazar günü seçime doğru programında Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Parti Meclisi üyesi Bülent Kuşoğlu vardı. İlginç bir tanım yaptı da işte o geldi aklımıza. Ee, tabii biz hani 59 milyon seçmeni 55 milyon falan diye böyle hani e, el yordamıyla tahmin ederken rakamın 59 milyon olduğunu söyleyelim. 3 milyonun dışarıda 56 milyon. Yine 1 milyon yani almışız demek ki 55 derken içerideki seçmeni düşünüp dışarıdaki seçmeni düşünmeden verilmiş bir rakamdı o. Her neyse. Bu rakama dikkat çektikten sonra vergi mükellefi sayısı 2 milyon 900 bin dedi. Yani yüzde 5. Oy kullanabilir 18 yaş ve üstü insanımızın sayısı aşağı yukarı 60 milyona dayanmış gelir vergisi mükellefi vatandaşımızın sayısı 3 milyon bile değil 2 milyon 900 bin. Yani yani vergi sistemindeki problem ve adaletsizlik haliyle. Şimdi vergi vatandaşlar alamıyorsanız vergi vermesi gerekenden alamıyorsanız dolaylı vergilerle efendim e, Ali Koç da Aziz Yıldırım da Aynı vergiyi veriyor. Siz biz de aynı vergiyi veriyoruz. Tüketim esnasında tabii ki. Ramazan öncesi çifte tahrik demiş efendim. Genasya. İsrail ve tek destekçisi ABD provokasyona doymuyor. Amerikan Büyükelçiliği'nin açılacağı gün Kudüs'te ezan da yasaklandı. Ve derin bir sessizlik derin. İslam coğrafyasından söz ediyoruz efendim. Hiç olmazsa bizim sesimiz çıkıyor bari. O kadar. Ama sesimiz çıkıyor. Ve yeni birlik. Kudüs'te kara gün diyor efendim. İsrail terörü onlarca şehit 2700 aşkın yaralı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail bir terör devletidir. Efendim ee, inşallah bu Sözlerin eylem karşılığını da hep beraber görelim. Yeni çağ, yüzünü güneşe dön Türkiye. Demin dedik ya zaten medya pek görmüyor. İktidar medyası hiç görmüyor da e, sadece fesuculukla suçlamakta görüyor. Ama onun dışında hiç görmüyor. E, dar bir medya alanı ve dün yaşanan Gazze felaketi, faciası, soykırımı... Meral Akşener'in dünkü seçim çıkışını bir hayli önünü kesti. Kudüs ikinci kez işgal edildi diyor. Yeni Şafak'ın manşeti ki bugün köşesinden de alıntı yaptık. İbrahim Karagül'ün o da köşesinde aynı analiz yapmış. Zaten Yeni Şafak'ın genel yayın yönetmeni ya. Dolayısıyla hani bugünkü köşesi köşesindeki ana fikir etrafında e, şekillenmiş olan Manşette öyle. Kudüs ikinci kez işgal edildi. Yeni Söz bir avuç domuzun ettiğine bak. Şimdi Yeni Söz, Akit. Akit'in daha doğrusu açtığı bir kapı var. Bir üslup, bir tarz. Bu e, tarz ve üslup Yeni Söz tarafından da paylaşılıyor. E, bu ne kadar sağlıklı doğru bir yöntem? Onu bilmiyoruz. Efendim, Yurt Gazetesi'ndeyiz. Kudüs'te katliam 52 ölü diyor efendim. Evet. Aslında birçok gazete şehit tanımlaması yapmayı tercih etmiş. Çünkü haksız yere vatanlarını, hukuklarını korurken öldürülenler bunlar. Şehit onlar. Hukuklarına ve vatanlarına sahip çıkarken. Efendim, e, gazetelerin ilk turunu tamamladık. Köşe yazılarımız var, alıntılar yaptık. Onları da paylaşmak için hazırız ama bir kısacık aramız var. Tamamlayalım. Ardından ayrıntılı bir turda sizlerle gerçek gündemde buluşalım. Değerli izleyiciler gerçek gündemdeseniz devam ediyoruz gazetelerimize. Efendim akşamla başlamıştık. Akşamla devam edelim gelin. Yazılarımız hazır. Onları da sizlerle paylaşacağız. Ve akşamın mahşetini görüyorsunuz. Aslında en azından ekran başına yeni geçen izleyicilerimiz için söyleyelim. Ee, bugün gazetelerin tamamı dün Kudüs'te yaşanan felakete, İsrail vahşetine geniş yer vermiş. Hatta bazı gazeteler başlıkları, başlık niyetleri siyah çıkmış. ABD azmettirdi, İsrail katletti diyor gördüğünüz gibi. ABD dünyaya ayağa kaldıran elçiliği Kudüs'e taşıma kararını dün hayata geçirdi. 14 Mayıs 1948'de İsrail'in kuruluş yıl dönümü. Efendim ünlü Balfour Deklarasyonu değil mi efendim? İngilizler kapıyı açtı, arkası tamamlandı. Yani eğer bugün İsrail varsa işte Balfour Deklarasyonu ile başlayan süreç İngilizler ve işi tamamlayıp hamilik görevini ABD'ye devreden İngilizler. ABD, İngiltere koprodüksiyonu. Aynı saatlerde İsrail yani büyükelçiliğin açıldığı saatlerde İsrail protesto yürüyüşü düzenleyen Filistinlilere ölüm yağdırdı. Evet kelimenin tam anlamıyla ölüm yağdırdı. Hedef gözeterek nokta atışlarıyla, dronlarla atılan biber gazlarıyla, sniper'ların hedef gözeterek ateş etmeleriyle 60'a yakın insan katledildi. Evet, peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soykırımı lanetliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'dan İsrail vahşetine sert çıktı. Bugünün Kudüs'ü kaybettiğimiz gün olmasına asla izin vermeyeceğiz dedi ama tabii ataların üstüleri geçmiş durumda. Yani eee emperyal güçler ve İsrail ortaklığı Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Batı'nın ileri karakolu İsrail gördüğünüz gibi yani hata alan işler geçmiş. Evet yani bir defa dönüp kendimize bir bakmamız lazım. Kendimiz derken İslam coğrafyası halkı Müslüman olan ülkelerden söz ediyoruz. Ee, Suudi Arabistan İsrail işbirlikçiliği Suudi Arabistan'ın İsrail alakalı, öyle değil mi? Eh Suudi Arabistanlı hocaların hoca efendilerin fetvaları Değil mi? O paylaşık burada o fetvaları. E, Suudi İstihbarat Generali'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail ile yaptığı müşterek toplantılarda ortaya çıkan yaklaşımlar ki iki, bir buçuk yıl öncesinden söz ediyoruz falan. Yani e, bu haldeki halkı Müslüman ülkelerin bulunduğu coğrafyada o devletlerden, o yönetimlerden ne bekleyeceksiniz? bu hale gelmiş bu yapı ve Kudüs'e el koymuş bir İsrail. Sürekli genişleyen. Değil mi? Efendim bir sürü Birleşmiş Milletler kararı var galiba yüzün üzerinde filan. Hiçbirisinin kıymet harbiyesi yok. O Birleşmiş Milletler kararları size bize. Hani ister istemez şeytan hiç yok onu hatırlattı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı gibi. Şimdi Anayasa Mahkemesi bizim Anayasa Mahkemesi'nin kararları hani bağlayıcı ya herkes açısından veya biz öyle biliyoruz. Öyle de yazıyor ya. Ama bazı mahkemeler bu görüşte değil. Anayasa Mahkemesi kararını uymayabiliyor. E, onlar istisna. Siz biz uymak zorundayız. Şimdi sistem de böyle. Birleşmiş Milletler kararları da böyle. Bizim için olursa biz uymak zorundayız. İsrail için olursa öyle İsrail'in öyle mecburiyeti yok. Efendim bu arada 3 günlük ulusal yaz ilan etti Türkiye. Onu da hatırlatalım. Ee, Almanları çıldırtan fotoğraf. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, İlkay Cenk ve Mesut Özil'le bir araya geldi. Ee, Almanlar yuh olsun arkadaş ya. Düşmanlığın boyutunu görüyor musunuz? Futbol Federasyonu Başkanı, Alman Futbol Federasyonu Başkanı, milli futbolcularımızın istismarı, hiç hoş değildi bir Yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yabancı bir ülkede İngiltere'de e yani oradaki e, Türk asıllı futbolcular gidip Cumhurbaşkanı'nda yan yana fotoğraf çektiriyorlar. Almanlar rahatsız oluyor. Evet e, işimiz zor gerçekten. FETÖ paketlerini korumalı önlem. FETÖ yurt dışındaki paketleme operasyonlarını önleyebilmek için Devlet koruması içeren yeni bir strateji geliştirdi. Buna göre FETÖ militanları bulundukları ülkelerde tehdit ediliyoruz algısı yaratarak devlet koruması almak için düğmeye bastı. Önce gazetelere bu konuda haberler yaptırılacak ardından resmi koruma istenecek. Bunun için milyonlarca avroluk kaynak ayrılmış durumda. Şimdi Murat Yarkitloğlu'nun yazısı böyle. E, bunu ancak devlet istihbarat bilgisi olur bu. Evet o bilgiyi de almış demek ki Kertik Doğulu veya vermişler almış derken. Vermişler demek ki. Evet peki ki e, böyle bir etkinlik söz konusu Ka 80 kişiden söz edildi değil mi? Yani sessiz sedasız e, 80 fethici yurt dışından derdest edilip getirilmiş. Efendim e, evet Ramazan bu akşam başlıyor ama acıyla kanla ve gözyaşıyla başlıyor maalesef. Gelelim aydınlığa. Kudüs, Kudüs yanıtı Şam'la verilir. ABD İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Filistin ayağa kalktı. Suriye'nin İsrail'e hedef aldığını ve Filistin davasında kilit rolü olduğunu söyleyen uzmanlar ABD'nin Kudüs hamlesine cevap vermek için Şam ve Tahran'la işbirliği yapılmasının altını çizdi. Evet. Şam ve Tahran'la işbirliği. Şimdi hele Şam'la işbirliği bu kadar söylemden sonra zor gibi gözükebilir ama sonuçta Türkiye'nin çıkarlarıdır asıl olan. Ve gerekiyorsa bu işbirliği de yapılmalı ki Er doğru konuşalım. Eğer Suriye'de bir toprak bütünlüğünden söz edeceksek, hoş bu saatten sonra ne kadar toprak bütünlüğü olur, nasıl olur onu bilemeyiz de ama zor gözüküyor yani ama yine de böyle bir tez, böyle bir iddia söz konusu olacaksa, Şamla Türkiye pekala işbirliği yapabilir. Tarım meselesi de önemli çünkü uzun bir süredir Türkiye İranla karşı karşıya getirilmek, çatıştırılmak isteniyor. Bununla ilgili hatırlayanlar olacaktır. Tansu döneminde böyle bir operasyonun eşiğinden Cumhurbaşkanı Demirel'in müdahalesiyle dönüldüğü haberleri vardı. Yani yani eskiden beri böyle bir e, hesap hep emperyal güçler tarafından öngörülmüştür. Bu İran'ın fırsatçılığına, Türkiye'nin çıkarlarına engel olduğu alanlarda İran'la gerilim yaşayabileceğimiz gerçeğine göz kapatmamızı gerektirmez. Ama kime yarar sorusu ve sonucu ne olur sorusu. Sonucu zafer olur, pirus zaferi olur. Kime yarar? Ne Türkiye'ye ne İran'a yarar. O yüzden İran'ın da aklını başına devşirmesi gerekiyor. Efendim, ee, şimdi bakınız İlker Yücel imzası taşıyan bir başyazı var aydınlıkta. Onun ilk paragrafı e, merhum Yasar Arafat'la ilgili bir e, anekdot var. Onu paylaşalım, öyle devam edelim. 1980 Temmuz'u Yasar Arafat kendisini sıkıştırmaya çalışan Şüpigel muhabirine, bu görüşme bittikten sonra nereye gideceksiniz diye sorar. Muhabir evime der. Arafat'ın cevabı vicdanı olacak. Herkesi sarsacak türdendir. Benim evim yok. Vatanımı çaldılar. İşte Filistin faciası budur der Yasir Arafat. Evet Filistin faciası budur. İdlib'de 11. gözlem noktası kuruldu kışkırtma tehlikesi süreci hızlandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de son iki ayda dört gözlem noktası oluşturdu. Askeri kaynaklar kışkırtma riskine dikkat çekerek sürecin hızlandırıldığını ifade etti. Ve Irak seçimleri. İbadi önde falan diye haberler vardı ama tabii Irak'ta seçimler altı ayda mı bir sonuçlanıyor? iki ayda mı sonuçlanıyor bilmiyorum. Yani işte orasının imkanları ve ...coğrafyanın olağanüstülüğü... ...alt yapı yetersizliği falan... ...öyle hemen seçimler bizde... sandıklar açıldıktan yarım saat sonra sonuç alıyoruz biz. Ama Irak'ta böyle bir şey söz konusu değil. İşte İbadi kazandı haberleri vardı dün. Bazı çevreler İbadi rüzgar yaptı. Aslında e, birinci parti çıkmadı İbadi'nin partisi haberleri vardı. Hangisi doğru hala bilmiyoruz. Biz öylesine içeriye seçimlere kapandık ki. Irak Türkmenleri... İsyan halindeymiş efendim habere göre. Seçimi iptal edin çağrısı yapmışlar. Irak'ta Türkmenler 12 Mayıs'ta yapılan seçimlere hile karıştırıldığını ile sürmüş. Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenler ve Arap siyasetçiler yaptıkları ortak basın toplantısında Talabani'nin partisinin oy çaldığını belirterek pusulaların elle yazılmasını istemişler efendim. Orada mühürlü pusula tartışması yok demek ki. Efendim, ee, şimdi bir aydınlıktan yazı paylaşacağız. Aydınlıktan bir yazı paylaşacağız. Soner Polat'tan gözden kaçan kaçırılan Doğu Akdeniz, münhasır ekonomik bölgeler ve Kıbrıs meselesini gündeme taşımış. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam da İngiltere'de bulunduğu bir sırada, çünkü malum İngiltere, Yunanistan, Türkiye... Kıbrıs'ta garantör ülkeler. Türkiye'nin garantörlük hakkı var Londra Zürih anlaşmaları. Demokrat Parti döneminden kalma anlaşmalar bunlar. İşte Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçilmesi Türkiye'nin adadaki askeri varlığını ortadan kaldırması, boşaltması, askerlerini çekmesi, sembolik bir birlik bırakması ve bu şartlarla müzakerelerin yeniden başlatılması teklifinin Mustafa Akıncı tarafından Anastasia e iletildiği haberleri var. Şimdi haberler ne kadar doğru ne kadar yanlış falan bilmiyoruz ama bu haberler günlerdir tekrar edip duruyor. İktidar cephesinden ses yok. Muhalefet cephesinden de ses yok. Bir tek Meral Hanım'ın bir yerde bir itirazı vardı. O kadar. Daha sonra arkasında gelmedi galiba Meral Hanım. Bilmiyorum. Yani şimdi haksızlık etmeyelim kimseye ama e, özellikle ana muhalefeten de ses yok. Tuhaf değil mi? İngiltere ziyareti çok cephesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere ziyareti çok önemli. Onu söylemeye çalışıyorum. Efendim şimdi Soner Polat ne yazmış? Bir dönelim bakalım. Doğu Akdeniz'de kavgaya girmezsek demiş. Yazının başlığı böyle. Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok saymakta. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bütünleşik bir coğrafi alan olarak kabul etmektedir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini bütünleşik bir coğrafi alan olarak kabul etmektedir. Adada dayatılan emperyalist çözümü kabul etmek Kıbrıs'ta olan her türlü e, olasılığı sonunda AB ile karşı karşıya gelmek anlamına gelir. Her sorunda AB, Avrupa Birliği ile karşı karşıya gelmek. Avrupa Birliği'nin münhasır ekonomik bölge ve deniz kaynaklarından istifade etme gibi konularda Türkiye'ye anlayış göstereceğini sananlar büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Diğer taraftan ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi diğer bir ifadeyle Haçlı Siyonist Şer ittifakı Türkiye'ye karşı Yunanistan'da ortak tatbikat yapmayı da içeren düşmanca bir tutum içindeydi. Kalsın burası. Bu da bir önceki sayfaya dönelim. Bu da gözden kaçtı mesela. Bakın. ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ABD, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi e, müşterek tatbikatı. Devam. Bu tatbikata Türkiye düşmanlığı tescil edilen Birleşik Arap Emirlikleri adlı Haçlı Siyonist Yarı Kukla Devletçiliği'ne katılması tam bir ibret vesikasıdır. Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesini bölgelerini yok sayan uluslararası girişimler hız kazanmıştır. Mısır bile bu kirli oyunun ucuz bir figüranıdır. Bu koşullar altında Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile entegrasyon dışında hiçbir çıkış yolu yoktur. Kalsın burası. Bir önceki sayfa evet. Entegrasyon yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye. Entegrasyonu. Birleşmesi. Evet devam. Çünkü bunun dışındaki bütün çözümler Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında ciddi kayıplara uğratır. Türkiye altından kalkamayacağı ağır bir jeopolitik darbe yer. Ve yazının bir alt başlığı Kıbrıs taarruzu derhal başlatılmalı diyor efendim. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile daha geniş bir alanda ve kurumsal olarak yakınlaşma için adımlar atmalı ve bu yöndeki utangaçlığından bir an önce vazgeçmelidir. Kıbrıs'taki hak ve çıkarlarımızı herkese karşı koruma kararlılığını göstermeliyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönündeki diplomatik girişimler bir an önce başlatılmalıdır. Kıbrıs Kıbrıs'ta Türklerden daha çok Türkiye Türklerinin geleceğini etkileyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kıbrıs'ta tarihe mal olmuş ve silinemeyecek bağları vardır. Önemli olan ne anlama geldiği belli olmayan sorunu çözmek değil, Türkiye lehine olduğuna inanılan herhangi bir statünün koşullar ne olursa olsun yasal ya da defakto olarak sürdürülmesidir. Bu on yıllar hatta yüz yıllar alabilir. Devlet demek bu kıyasaya rekabette dayanma yeteneği demektir. İşte tam da bu nedenle çırtkan siyasetçilerden daha ziyade devlet adamlarına ihtiyaç vardır. Atılacak ikinci adım hiç gecikmeden ve hiç kimseden çekilmeden, hakkaniyetine inandığımız Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgemizi ilan etmek ve onu gerekirse askeri tedbirlerle korumaktır. Bundan sonraki aşama ise Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak bir münhasır ekonomik bölge ilan etmesi olmalıdır. Eğer bu konuda gecikirsek AB'yi arkasına alan Yunanistan avuç işi büyüklüğündeki Meis Adası'nı gerekçe göstererek bizi Akdeniz'den dışlayacak tarzda geniş bir alanda kendi bölgesini ilan edecektir. Bu haksız ve hukuksuz uygulamanın Batı İsrail ve özellikle ABD, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden destek göreceğini söylemek herhalde kainlik olmaz en iyi savunma hücumdur. Türkiye, Kıbrıs'taki makus talihini değiştirecek yesur, yerli ve milli politikacılar arıyor demiş efendim Soner Polat. Evet, Kıbrıs önemli. Bakalım ee, İngiltere'den nasıl bir Kıbrıs sesi çıkacak? Bazı yetkilerimi iade edeceğim demiş efendim. Kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. Biz barış diyoruz. Oysa tezek diyor. Hödük diyor. İleride eleştirilerin dozu artarsa Muharrem İnce de ilave tedbirler alır diye seslendi. İnce, seçimleri kazanmam durumunda bütçe etkisi gibi birçok hakkımı iade edeceğim dedi. Şimdi e, ileride eleştirilerin dozu artarsa derken hani hödük tezek, pislik, daha doz artmaktan kastı seni kafa katmak mı bilmiyorum ee, Muharrem Bey. Veya ne bekliyor? Bir beklentisi var demek ki. Tek bir kişi için TRT yayını. Halkın vergileriyle yandaşlık yapıyorlar. TRT'nin Cumhur İttifakı'na 37 saat ayırıp muhalefet partilerine yer ayırmamasına tepkiler sürüyor. <laughs> Ama hep böyle oldu son dönemde. Aslında TRT meselesi hep Türkiye'de muhalefetin en çok şikayet ettiği, iktidarın ise bir türlü hoşnut olmayı beceremediği bir alandır. Mamafi hep iktidarlara hizmet etmiştir TRT genellikle. 24 Haziran seçimlerine bir buçuk aydan az süre kala halkın vergileriyle yayın yapan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun muhalefete çok az yer ayırıp AKP-MHP ittifakına 37 saat 40 dakika. Evet. Tepkiler var diyor. HDP ve Saadet Partisi'ne hiç yer verilmedi. <laughs> evet. Bu arada Fenerbahçe'nin 7-0'lık galibiyeti ama bu hafta son hafta herhalde değil mi? Lig'de son hafta herhalde bu hafta. Lig bitiyor. Bitiyor. Öyle olması lazım. Son haftamız. Evet. Ee, efendim. İsrail katliamını diğer gazetelere göre daha küçük gören bir gazete bir gün. Sür manşetinde maafi ama diğerlerine baktığımızda daha küçük. Peki Cumhuriyet'e geldiğimizde o da sür manşetten görmüş Gazze'de katliam demiş dünkü felaketi. Ankara'dan tepki yağdı. İsrail'e Amerika Birleşik Devletleri cesaret verdi. E, tabii yani <laughs> herhalde. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ittifaka karşı isyan var. MHP'de Atilla Kaya'nın Erdoğan'a oy vermeyin çağrısı karşılık buluyor. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaygınlaşan partimize oy verelim ama Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'a oy vermeyelim eğilimi eski Ülke Ocakları Başkanı ve MHP Milletvekili Atilla Kaya'nın çağrısıyla kendini dışa vurdu. Kaya'nın açıklamasının MHP ilçe yönetimlerinden destek gördüğü belirtiliyor. MHP'li seçmenin en az yarısının Erdoğan'a oy vermeyeceği öngörülüyor. Bazı partililerse milletvekili seçimi için oy kullanıp Cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanmamaya eğiliminde. Bazı partililerse ikinci turda Erdoğan'ı desteklemeyeceğini söylüyor. MHP'li Atilla Kaya dün sosyal medya üzerinden Erdoğan'a oy vermeyin ben öyle yapacağım sözlerine partiden tepki geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman kayayı Truva atına benzetti ve çıktığı evi taşlıyor dedi. Efendim, dinleme skandalı. Şimdi e, ekrandaki Cumhuriyet'te abinize bir lira verin çağrısı var. O haber küçülmüş. Bakın. Nerede? Şurada. Abinize bir lira verin. Muharrem İnce'nin ekonomi kampanyası ee, onun yerine bakın abinize 1 lira verin yerine gördüğünüz gibi dinleme skandalı gelmiş. Alman yazılım şirketinin uygulamasıyla adalet yürüyüşü sırasında CHP'ler izlenmiş. Kılıçdaroğlu'nun geçen yaz düzenlediği adalet yürüyüşü sırasında CHP'lerin telefonlarını Alman yazılım şirketi e, evet Finfisher uygulamasıyla virüs bulaştırıldığı ile sürülmüş firmanın daha çok resmi kurumlara hizmet verdiği savunulmuş. Alman basınına göre dinleme ve izleme faaliyeti Dijital Sivil Haklar Grubu Access Nav'ın araştırması üzerine ortaya çıkmış. CHP'li onursal adı güzel, kaygı verici bir durum. Bu verileri toplamaya çalışan kimdir araştırılmalı demiş efendim. CHP'nin adayı ince. Kampanyada kullanmak için hesap açtıracağını söylemiş. Gençlere Harçlığınızdan bir TL'yi borç olarak verin muhanebe ağabeyinize demiş. Şimdi bizim vatandaşımız e, 2002'de 3 Kasım seçimlerinde kime oy verdi? Uzanlara. Cem Uzan'a. Mavfi Cem Uzan popüler sanatçılarla konserler düzenledi. Seçim mitinglerinde işte yarım ekmek döner ayran dağıtıldı filan hani e, bir altyapı oluşturdu. Peki seçmen ne dedi? Bazı seçmenler tabii ki. Dediler ki ya bu adam Motorola'yı dolandırmış. Evet. Türkiye'ye de bir faydası olur. Bize de bir şey getirir filan dediler. Böyle söyleyenler oldu. Efendim bütün oy veren seçmenler böyleydi filan diyecek halimiz yok ama bunu seslendirenler <laughs> üstelik bizim duyacağımız şekilde seslendirenler oldu o tarihte. Ve bizde şöyle değerlendirmeler de vardır. E canım falanca siyasetçi mesela herhangi birisi. Yani kendisine faydası olmamış ya kendisinin doğru bir şey yok. Bu adam bize faydası olmaz. Bizim seçmenimiz böyle bakıyor. varım Beyciğim. Söylemeye çalıştığımız bu yani. Ya kendisine faydası olmayanın memlekete bize ne faydası olacak? E malı mülkü almış yığmış helal aram dememiş filan onlar işin başka tarafı. Vatandaşımız e, helaline haramına işin dedikodu düzeyinde bakar da iş pratiğe geldiğinde o varlık bir güç meselesi olduğu için gereğini yapar, düğmesini ilikler vatandaşımız. Böyle yapanlar olabilir. Vardır. Olabilir ne? Var. Evet. O yüzden hani bu abinize bir lira verin kampanyası pek sempatik gelmedi. Yani öğrencinin bir lirasına muhtaç Cumhurbaşkanı adayı Daha baştan kaybetti gibi yani ne bileyim. Efendim Ziraat Bankası tarımı unuttu. Kredi yağdırıyor, yağdırıyor, borcu büyüyor. Çiftçiyi desteklemek amacıyla kurulan Ziraat Bankası artık verdiği kredinin yüzde on sekizini ihtisas alanı olan tarıma. Yüzde de tarım dışı alanlara ayırıyor. 20 bile değil yani yüzde on sekiz. Ziraat Bankası'nın adı Ziraat olan bankanın tarıma, ziraata ayırdığı oran yüzde 18. Yüzde iki tarım dışı alanlara. Hükümet tarafından büyük projelerin finansmanını sağlamakla görevlendirilen Ziraat Bankası'nın aldığı borç miktarında her geçen gün arttı görülüyor. Sendikasyon kredileri zaten kıyamet gibi. Evet. Ziraat Bankası'nın borcu büyüyor. Büyüyordu ne oluyor? Onu bilmiyoruz. Evet şimdi diğer partilerin adaylarının açıklamalarına bakalım. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu yolsuzluk ve israf AKP'nin kimliği oldu dedi. AKP için yolsuzluk ve israf kimlik haline geldi diyen Saadet Partisi lideri Çanakkale Köprüsü ve Kanal İstanbul projelerinin durdurulması gerektiğini söyledi. HDP adayı Demirtaş ise demokrasi gelecek, saray boşaltılacak demiş efendim. Seçim bildirgesini dün yayınladı HDP. Demirtaş ise o halin derhal kaldırılacağını, sarayın boşaltılacağını, demokrasiye adil giriş programı uygulanacağını duyurdu. Bu arada şakası yok. Ee, AK Parti iktidara geldiği ilk yıllarda Güneydoğu'daki olağanüstü hal uygulamalarını kaldırdık demekle övünüyor idi. İki yıldır yaklaşık Türkiye olağanüstü halle yönetiliyor. Üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi gider ayak, gider diyor çünkü yeni milletvekilleri gelecek. Dedi ki ben irademi sana verdim ey bakanlar kurulu benim iradem sen de benim adıma kanun hükmünde kararnameyle düzenleme yap uyum yasalarını çıkar dedi. Şimdi, e, Ziraat Bankası tarım unuttu mu? E bir tarafıyla unutmadım. Ama bankalar aralarında Ziraat Bankası var, kamu bankaları. Malum çiftçilere ödenen destekleme primleri bankalara geliyor. Ne yapıyor bankalar? Özellikle Güneydoğu'da sulama birliklerinin borçları var. Elektrik borçları var. Elektrik özelleşmiş. Bölgedeki elektrik dağıtım şirketlerine borcu olan sulama birlikleri kooperatif şeklinde örgütlenmiş yapılar onlar. Üyelerinin Tarım Bakanlığı'ndan gelen o destekleme e, primlerini önce bankada bloke ediyor. Dönüyor enerji şirketine diyor ki sana borcu var mı bunların? Var dediğinde ...o parayı... ...özel dağıtım şirketi adına kesiyor. Arttıysa... ...vatandaşı iade ediyor. Artmadıysa... ...vatandaşı hiçbir şey yok. Yani... ...özel dağıtım şirketlerinin tahsildarlarını yapıyorlar. Bunun... ...bir acımasız örneği... ...biz burada paylaştık. Aydın Gazetesi'nin haberiydi. Mardin'den geldi. Seçim öncesindeydi. Eee zaten seçim öncesi ama erken seçim kararı öncesindeydi bu Yani seçim öncesi derken kastımız o erken seçim kararından önce 7 ee, köyde 4 bin abonenin elektriği kesilmiş şimdi bunların arasında kasten parası olduğu halde vermeyen yatırmayan e, fırsatçılık yapanlar elbette ki vardır olabilir ve hep olmuştur da yani bunun hesabını yapmak o bölgedeki dağıtım şirketinin boynunun borcu değil mi? Devlet, devlet kurumları dağıtım şirketlerinin tahsildarı mı? Peki, olanı söyleyelim. Şimdi borcu var adamın. Borcu var yok bakmadan 4 bin abonenin elektriğini kesmiş. Daha sonra Fakı Baba'yı gönderdiler e, başbakan oraya. E, geçici olarak verildi ama şimdi durum ne bilmiyorum. Muhtemelen seçim sonucuna kadar böyle gidecektir gerekçe yani elektriklerin kesilme gerekçesi fırsatçılar var aralarında. Fırsatçıları ayıklayın canım. Şimdi bakın ne yapılıyor. Bankaya çiftçiler için destekleme primleri geliyor. Bank onları bir kenara koyuyor. Dönüyor diyor ki şirkete. Elektrik dağıtım şirketine. Senin bu çiftçilerden alacağın var mı? O diyor ki var. Ver listeyi diyor. O da borcu olan olmayan bakmadan borcu olmayanları da dahil ederek listeyi veriyor. Banka ne yapıyor? Paraları kesiyor. Şirkete veriyor. Nasıl şirketine. Sonra artarsa vatandaşa da veriyor. E borcu olmayan vatandaş diyor ki ya bir dakika. Benim borcum yok. Sen benim paramı kesmişsin. Aa öyle mi diyor banka? Evet. Pardon şirket. Diyor ki bir yazı yaz. Borcum yok diye yazıyor filan. Sonra 3 ay sonra o parayı şirket geri iade ediyor. Yani 3 aylık valörü var. Enflasyon %10'un üzerine çıkmış. Faizler %15'lere dayanmış. Öyle mi? Evet. %1,5, %2, 3 aylık valörü nereden baksanız %4, 5 yapar mı? Yapar. Yani gariban çiftçinin %5 faizini de cebine atıyor. Uygulama böyle idi. Şimdiki durumu bilmiyoruz. Verdiler elektriği çünkü seçim dönemi ya. Ziraat Bankası'dan nereye geldik değil mi? Evet. Peki. İsrail vahşeti tabii hatırlatalım düzelteyim. Önce bu Mardin'deki bu haberi e, Habertürk vermişti. Sonra aydınlık e, Ziraat Odası Başkanı ile röportaj yaparak Ekonomi sayfasında daha kapsamlı bir şekilde işte bu anlattığımız e, biçimde açıklamalar yapan Ziraat Odası Başkanına yer vermişti. Biz de oradan paylaşmıştık burada. Güneş İsrail vahşeti demiş efendim. Yarım asırdır terörist devlet İsrail'in işgal altındaki Kudüs, işgali altındaki Kudüs dün tarihin en büyük katliamlarından birine sahne oldu. Trump arkasına alan İsrail Filistin'i kan gölüne çevirdi. Dünya ise her zaman yaptığı gibi yine işgalcilerin vahşetine sessiz kaldı. Yazılar ne durumda? Ee, şimdi bakınız fotoğraflar var. İsrail vahşeti diye bir karşı hazırlayalım ve o fotoğrafları izleyicilerimizle paylaşalım. Tam Ramazan arifesinden bir gün önce. Muhtemeldir ki bugün de gösteriler devam edecek. İsrail'in cinayetleri bugün de devam edecek. Ramazan bayramı bir şey fark etmiyor emperyal güçler açısından. Bir acı örneği yakında yaşadık mı? Yaşadık. 15 gün önce. Miraç gecesi veya 20 gün önce. Bir ay. Miraç. Ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa. İsrail değişen içinde. Şam bombalandı değil mi? Mahmut Türkiye'den büyüklerimiz elinize sağlık. Az bile yaptınız dediler ama o bir tarafa. Ne zaman? Miraç gecesi. Felluce'de de Kadir gecesi camilere girilip cinayetler işlemişti. Amerikan askerleri. E, şimdi de Ramazan. Ramazan arefesi. Evet. 4-5 resim paylaşacağız sadece. Bakınız her biri yürek yakan ama kendi içinde anlam taşıyan fotoğraflar bunlar. KJS hazır mı? Gelsin görelim bakın. Bu da çok dikkat çekici bakın. Ee, göstericiler arasında Türk bayrağı var. Göstericiler arasında Türkler de mi var? Yoksa Türkiye'ye Türkiye'nin bölgedeki etkinliğine saygı duyan Filistinliler mi taşıyor bilmiyorum ama Türk bayrağı var göstericilerin arasında görüyorsunuz. Aslında dünkü vahşetin çarpıcı fotoğraflarından bir tanesi şu anda ekranda elinde sapanla taş atan ama daha sonra İsrail askerleri tarafından şehit edilen o Filistinli. Adeta Filistin'in sembol fotoğraflarından, Filistin direnişinin sembol fotoğraflarından birisi bu. Bu fotoğraf çekildikten kısa bir süre sonra da şehit olduğu haberi var. Ayaklarını da yine İsrail saldırısında kaybetmiş bir Filistinli bu. Evet, e, gökten ateş yağdıran İsrail, çocuk genç, kadın erkek, fark etmez, acımasızca cinayetler işleyen İsrail. Peki azıcık. Hafızamızı tazeleyelim isterseniz. Nerede? Mavi var mı arada? 18 yaşındaki Furkan'ın alnından çok kısa mesafeden vurularak şehit edilmesini unutabilir miyiz? Unutamayız. Her ne kadar büyüklerimiz unutun. Uyduruk bir kuşkulu Özür dilendi. Biz bunu özür saydık. Evet. Beş on kuruş para verdiler. Tazminat değil. Biz onu tazminat saydık. Bağışta bulundular. Bakfa. Evet. E, abluka kalksın dedik. Kalkmadı ama filan. E, onu da yok saydık. E, İsrailli katiller yargılamaktan vazgeçtik. Bunu da Türkiye Millet Meclisi... ...de onaylanmış anlaşma... ...aracılığıyla garanti aldık... ...İsrail'li katillerin yargılanmamasını. E şimdi de... E, ...tabii ki bu soykırımcı... ...katilleri... ...lanetliyoruz... ...sözlerimizle. Peki... ...evrenselle devam edelim efendim. Ziya Paşa merhumu... ...rahmetle analım bir kez daha... Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz demiş merhum. Kanlı açılış. Evet. Fark etmez ki. Bunlar böcek hükmünde değil mi? Böcek insan değil ki onlar. Ve biz biz istersek diyor emperyal adres Kudüs'ü de İsrail'in başkenti tanırız. Büyük Büyükelçiliğimizi oraya götürürüz. Peki. Ve Habertürk mezalim demiş. İsrail Gazze'de 55 Filistinliyi katletti. Türkiye 3 gün yas ilan etti. Hiç olmazsa bu kadarını yapıyoruz yani. ABD barışa kulak tıkayıp Kudüs elçiliğini açtı. İsrail ölüm olup Filistin'e yağdı. Tamam. Sonuç. Sonuç. Birbirinin gözünü çıkaran bölgede dik durmaya çalışan Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan İsrail işbirlikçisi Suudiler, Birleşik Arap Emirlikleri, onlarla birlikte hareket eden Mısır. Fotoğrafa bakar mısınız? Bu soykırımı ve sessiz kalanları lanetliyorum. En azından bir ses çıkarmaya davet bu. Kimsenin bir şey yapacak hali yok belli ama. Hadi bir şey yapamayacaksınız diyor Cumhurbaşkanı anladığım kadarıyla. E, hiç olmazsa sesinizi çıkarın diyor. Onlar İsrail ile işbirliği yapılır diye fetva çıkarıyorlar. Değil mi? Suudiler böyle fetvaları çıkardılar. Şimdi bir de Fatih Altaylı'dan bir haber paylaşalım. Hani e, Cumhurbaşkanımız ve Galler Prensi, Prens Şahs var ya. Evet. O fotoğrafı gördük. Bir de Fatih Altaylı'dan bir yazı alalım. Sonra reklama gidelim. Galiba reklam saatimiz de geldi. Peki. Şöyle demiş efendim Fatih Altaylı. İngilizler döndü mü demiş. Hükümeti destekleyen medya uzunca bir zamandır İngiltere'yi Türkiye üzerine oyun oynamakla suçluyordu. İngilizlerin Türkiye üzerine oyunları, planları vardı. Üst akıl dedikleri aslında İngiltere'ydi. Hatta o kadar ileri gidiyorlardı ki Abdullah Gül İngilizlerin adamıydı gülü piyasaya sürenler İngilizlerdi. Chatham House bütün kötülüklerin merkeziydi. Ancak gelin görün ki Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime sayılı günler kala İngiltere'ye gitti. Gayet iyi karşılandı. Verimli bir gezi yaptı ve Chatham House'da da konuştu. Bana göre bunda bir sıkıntı yok. E tabi yani. <laughs> evet. Bana göre bunda hiçbir sıkıntı yok. Hatta bu ziyareti faydalı ve yapılması gereken bir ziyaret. Çünkü İngiltere ile pek çok konuda benzer düşüncelerimiz vardı. Yani ben bu geziyi eleştirecek noktada değilim. Merak ettiğimse düne kadar İngiltere'ye Türkiye düşmanlarının merkezi gözüyle bakanlar şimdi ne diyecekler? Efendim e, onlar akıllarını kiraya vermiş durumdalar. Onların bireysel ve özgün takdir ve düşünceleri yok. Onlar kendilerine tabi ve bağlı olduğu adreslerden hangi söylemler, hangi sözler, hangi yaklaşımlar gelirse onları doğru kabul edip başlarının üzerine koyup onlar o adreslere tabi olmaya devam ediyorlar. Maaşlarını da oralardan alıyorlar. Dolayısıyla aldıkları maaşları hak etmek, maaş veren adreslerden gelen talimatları ve sözleri de tabi oldukları adreslerden, maaş aldıkları adreslerden gelen sözleri de kamuoyuyla paylaşmaktan ibaret onların işlevi. Postacılık yapıyorlar efendim. Dolayısıyla dün Abdullah Gül İngilizlerin adamıydı. Çetin Mahsut'tan ödül aldı filan diyenler. Bugün e, <laughs> Cumhurbaşkanımızın ziyareti dolayısıyla aynı şeyleri söyleyemezler. Söylesinler diyen filan yok. Ama yani bu işlerde hakkaniyet ve adalettir asıl olan. Bir de akılların ve iradenin kiraya verilmemesidir. Ama hani e, emeğin ve gayretin bir bedeli var, bunu alırsınız, bu başka bir iş. Ama sahibinin sesi olursunuz, o da başka bir iş. Her ikisi de bir gayretin ve emeğin karşılığıdır. Birisi çok saygın bir iştir, diğeri, diğerinin takdirini size bırakalım. Sanıyorum reklam saatimiz tamam, değil mi? Evet. Evet, e, biz reklama gidelim. Sırada Hürriyet Gazetesi var. O alardan da alıntılarımız var. Hepsini sizlerle paylaşmak için hazırız. Reklamımız tamamlansın. Yeniden Gerçek Gündem'de buluşalım efendim. Değerli izleyiciler, Gerçek Gündem'e devam ediyoruz. Gazete turumuzla devam ediyoruz. Sırada Hürriyet gazetesi var. Haber Türkiye noktayı koymuştuk. Bu arada döviz fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor gözüken o. Ve doların 4.40'ı görüp bir kuruş aşağıya düştüğünü söyleyebiliriz. Aynı şey euro için de geçerli. O da 5.23 değerli izleyiciler. Evet, dolar 4.39 şu anda ekranda görüyorsunuz Euro'da 5.23. Evet 4.40'dan bir kuruş aşağı ama yani 4.40'a e çok yakın bir rakam gözüküyor şu anda. Onu söylemiş olalım. Evet peki ayrıntıları vereceğiz. Hareketlenme var mı? En azından trendin yukarıya doğru yani artış eğiliminde olduğunu söyleyelim. Bu tabii Türkiye açısından şöyle bir sonucu ortaya çıkarıyor. Efendim, eee milli gelir dolar bazında düşüyor. Peki çare? Çare daha önce yaşadığımız iki örnek var. İki kere biliyorsunuz hesaplama yöntemleri değiştirildi, revize edildi ve aslında daha yüksek milli gelirimiz olduğunu öğrendik. Bir hesaplama yönteminin daha değiştirilmesinin zamanı gelmişe benziyor. E, çünkü giderek dolar basında düşen bir milli gelirimiz var. Efendim şakası bir tarafa gelelim hürriyete. Diplomatik katliam diyor. Gürün belki de en ruhsuz başlığı manşeti hürriyetten. Diplomatik katliam. 58 ölü, 2770 yaralı. Ee, Trump'tan açıklama var. Harika bir gün demiş efendim. Kudüs'teki açılış törenine kızı Ivanka ve damadı Kuşner'i gönderen ki Orta Doğu temsilcisi falan gibi böyle bir sıfat da oluşturdular ya şey için ee, damadı için. Evet e, ee, Kuşner'i gönderen ABD Başkanı Trump olaylar sürerken sosyal medyadan İsrail için harika bir gün demiş efendim. E doğru. İsrail Böcek hükmündeki İsrail açısından böcek hükmünde olan Filistinlileri katlediyor bir taraftan. Öbür taraftan dünyanın en büyük güçlerinden birisine Kudüs'ün, İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmiş. Zaten törenler esnasında izlediyseniz bir tarafta zavallı Filistinlileri kana akarken öbür tarafta şen kahkahalar yükseliyordu. Efendim e, bu arada üç günlük yaz Türkiye'den ve İstanbul'da protesto. İstanbul Beyoğlu'nda toplanan binlerce kişi Filistin'deki katliamı protesto etti. Evet. İHH, AGD, Memur Sen, Ben Bir Sen ve Özgür Der üyeleri Kudüs Müslümanlarının pankartı açıp Galatasaray'a yürümüşler efendim. Ne olsun. Hiç yoktan iyi yani. Durum bu. Evet bu soykırımı lanetliyorum diyen Cumhurbaşkanı. Bu arada Muharrem İnce'den çağrı var. Türkiye yönetenlere sesleniyorum. Çekin derhal Washington'daki Büyükelçinizi. Kemal Kılıçdaroğlu ise biz de Filistin elçiliğimizi Doğu Kudüs'e taşıyalım demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da Galler Prensi Charles'la görüştü. Evet peki. Geldik Karar Gazetesi'ne. Bu arada İbrahim Kiraz'ın yazısını da hazırlayalım. Genel yeni yönetmeni İbrahim Kiraz'dan bir alıntı yaptık bugün kararda. Katiller diyor efendim. İki fotoğraf var. Katiller manşetinin yanında. Biri Trump, biri Netanyahu. Sağduyu bildirilerini çöpe atıp dünyaya meydan okuyan Trump'ın kararı sonrası Kudüs'teki ABD elçiliği açıldı. Netanyahu ilk gün sivillerin kanını eline bulaştırdı. O binanın kapısıyla birlikte Orta Doğu'yu ateşe atacak kaosun kapıları da aralandı. Armageddon, Melheme-i Kübra. Bu ara yeniden ve sıklıkla tekrar edilir oldu farkındaysanız. İsrail'i tebrik eden Trump katleden Müslümanlar için sesini çıkarmamayı tercih etti. Evet Ankara'dan açıklama var. Bu alçak bir katliam. Şimdi tabii yani yeri geldi. İçimizde yara ya. Seslendirmesek olmaz. Türkiye en yüksek düzeyde en sert açıklamaları yapıyor Allah için. Cumhurbaşkanımız soykırım dedi. Ancak bu sözlerin etkili olabilmesi için bizim vatandaşlarımızı Mal Marmara'da hunharca katleden İsrailli katilleri yargılayabilmemiz gerekirdi hiç olmazsa. Biz yargılamadan bizim vatandaşlarımızı katleden, şehit eden İsrail'i katilleri sembolik bir anlam taşısa da yargılayamadan yargılama kararından vazgeçtiğimizi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylatarak bu hakkımızdan vazgeçmiş iken şimdi sözlerimizin etkili olması karşıda bir kaygı yaratması mümkün mü? Kendi vatandaşlarının katillerini yargılatmayan, yargılatmama kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi ile de onaylatan bir Türkiye söylemleriyle hangi etkiyi yapar katillerin nezdinde? Ha yani içeride vatandaşlarımız üzerinde bu söylemlerin e, bir etkisi olur. Yani yüreğimiz ferahladı olur. Efendim, e, şimdi İbrahim Kiraz'ın yazısını paylaşalım. Batı dünyasının terörden şikayeti hakkı yok demiş. Terör devleti olduğunu bir kere daha kanıtlayan İsrail'in döktüğü kanın vebali, Neredeyse bütün dünyayı karşısına almak pahasına Kudüs'ü İsrail'in ebedi başkenti olarak tarama kararı alan ABD Başkanı Trump'ın üzerinde. Ama yalnızca Müslüman Filistinlilerin değil, dünyanın her yanında fanatik terör saldırılarının kurbanı olan insanların da vebali Amerikan yönetiminin boynunda. Amerikalılar, Amerikalılar başta olmak üzere Batı dünyası kendilerini hedef alan fundamentalist, terör saldırılarından ve genel anlamda İslam dünyasındaki Batı aleyhtarlığından şikayetçiler ama kendileri bu coğrafyada Batı aleyhtarlığını üreten dinamikleri güçlendiren tutumlardan vazgeçmiyorlar. Avrupalılar okyanusun karşı tarafındaki akabalarına göre bu konuda daha dikkatli olmaya çalışıyorlardı öteden beri ama özellikle son yıllarda eski kıtada da İslamofobi almış başını gidiyor. Avrupalı siyasetçiler, aydınlar, sanatçılar, bilim adamları yani Batı yugarlığının varisi olan ülkelerin seçkinleri bu gidişata karşı koymada pek de başarılı başarı gösteremiyorlar. Hatta tam aksi yönde saldırganlıklara öncülük bile edebiliyorlar. Son örneğini geçen hafta gördük. Fransa'da aralarında eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin de yer aldığı 300 aydan imzasıyla sorumsuz ve küstah bir üslupla Kur'an-ı Kerim'i hedef alan bir bildiri yayınlandı böyle bir bildiriyi yayınlamanın gerek İslam dünyasında batı kaynaklı türlü dertlere dertlerle boğuşan insanları gerekse Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslüman toplulukları hangi yönde motive edeceğini düşünmemek söz konusu olamaz herhalde. Tıpkı Trump'ın attığı adımların hangi reaksiyonlara yol açacağını görmemesinin imkan dışı olması gibi. Amerika'nın fiilen liderlik ettiği Batı dünyası hangi sebeple olursa olsun hem kendi güvenliğini hem de yeryüzü barışını tehlikeye atan İsrail saldırganlığı meselesini çözmeye yanaşmayıp üstüne üstlük yeni Filistinliler üretecek adımlar atarken İslam aleminin fundamentalizm üretmesinden şikayet edemez. Evet. Ee, vallahi isterse de eder yani ediyorlar da işte. Efendim. Devam ediyoruz milat gazetesiyle zaten ekranda görüyorsunuz. Siyonist katiller demiş gazete. Şeytan Trump vur dedi. Dünyanın gözü önünde İsrail katliamı. Tetikçi gibi katletti Siyonist katiller. Evet. Gaz bombalar, İHA'lar, Ramazan. Evet, büyük şey, büyük şeytan Trump filan. <laughs> ne oluyor? Okuyucunun gazı oluyor. Gazı gidiyor De öyle mi? O kadar işte. Sonuç ne? İsrail İsrailliğini yapıyor. Evet, kendimize bakmak durumundayız. O da hiç işimize gelmiyor. Durum vahim çünkü. Kendimize baktığımızda gerçekten durum vahim. Efendim Milli Gazete şu anda ekranda e, ee, sürmanşette ilk kıblemiz için 52 şehit verdik. Ümmet Ramazan hazırlığındayken İsrail ABD ortaklığı Kudüs'te katliam yaptı. Yaralı sayısı 3 bine yakın. Şimdi İsrail, ABD, Fransa, İngiltere Miraç gecesi Şam'ı bombalarsa biz de elinize sağlık az bile yaptınız dersek Arkasından bunlar acaba olur mu? Yani acaba bilmiyorum. Şehadete kalkan parmaklar. La ilahe illallah. Asla inmez. Siyonist İsrail kurşunlarıyla yaralanan Filistinliler Kudüs için kanını canını verdi ama şehadet parmağını indirmedi diyor efendim. Evet. Kudüs doğusuyla batısıyla Filistin'in başkenti ilan edilmeli demiş Temel Karamollaoğlu ama AK Parti'nin e, bu konudaki resmi görüşü Doğu Kudüs Filistin'in. Efendim e, devam ettik. Milliyet gazetesiyle. Milliyet gazetesi dedik. Şimdi milliyetten 3 e, alıntı yapacağız. E, bugün milliyetten biraz Fazla anlatı yapmışız öyle anlaşılıyor. Üç yazımız birden var. Ee, İsrail askeri Filistinli protestoculara ateş açtı katliam 58 ölü. Şimdi hemen bir başka başlık daha var. Ee, herhalde hürriyetin neydi diplomatik katliam. Ee, şimdi Demirören gazetesi Hürriyet. Ne demiş? Diplomatik katliam. Herhalde en soğuk, en ruhsuz manşet dedik. Milliyette ne demiş? Şu anda ekranda orada da katliam demiş. Artık diplomatiği koymamış filan. Peki başka bir naif başlık nerede var? Demirören grubunda utandıran açılış. Hay Allah ne olmuş? yani İsrail utanılacak bazı iş yap. Ne yapmış? 3000 yaralı, 60'a yakın ölü var. E, utanacak bir iş yapmıştı. Hay Allah tühtü ya. ABD uluslararası tepkilere rağmen Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliğini dün açtı. Törene ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka, damadı ve danışmanı de katıldı. Açılışa video konferansta katılan Trump, açık gerçek İsrail'in başkentinin Kudüs olmasıdır. Yani Trump diyor ki İsrail'in başkenti Kudüs'tür. Bizim resmi görüşümüz Doğu Kudüs canım işte Doğu Kudüs falan şeklinde. Doğu Kudüs çalınsa Filistin olsun yani hiç olmazsa Doğu Kudüs olsun. Peki. Trump yeni büyükelçiliğin İsrail, Filistin ve komşuları için barış getirmesini umduğunu söyledi. Şaka gibi ama ne yapalım? Yani e, sonuçta e, toprağı bol olsun. 1984 romanından söz ediyoruz efendim. George Orwell. Niye? Romanda Savaş Bakanlığı'nın adı Barış Bakanlığı. Askeri güç ve savaşan unsurları yöneten bakanlık ismi Barış Bakanlığı. İşkence yapan bakanlık var. O da Sevgi Bakanlığı. Şimdi Trump da öyle demiş ee, dün akıyor. Filistinliler 3000 yaralı düşünebiliyor musunuz 3000 yaralı 2700 rakamları veriliyor şöyle bir gözünüzün önüne getirseniz 3000 kişi yaralı yaralı ve ne diyor Trump efendi ee, barış getirmesini umduğunu söylemiş efendim. <laughs> Alay ediyor. Kafa buluyor yani. başka ceza var mı yani? Peki. Haftalarda süren protesto gösterilerinde ise dün en kanlı gün yaşandı. Tabii şunu söyleyelim. E, mesela Türkiye'de hiç yankı bulmayan şimdiye kadar gösteriler var. Devam ediyor. Yenidi ki. Yedi haftadır devam ediyormuş. Onu da ben kendi adıma itiraf edeyim. Dün fark ettim. Yedi hafta. Ve yedi haftada 45 kişi hayatını kaybetmiş. Hiç Türkiye'de hatırlayan var mı? Kim kime ne dedi diye bakıyoruz değil mi efendim? Evet, İsraillilerin protestocu Filistinlilere ateş açması sonucu 58 kişi öldü filan. Peki, haberin başlığı nasıl efendim? Vallahi utandıran açılış. Bize sorsanız, bu habere, bu başlık utandıran başlık olmuş. Yani 58 kişinin katledilmesi, 3000 yaralı, ölebilirdi de bunlar. Açık hedef, ateş ediyor herif ya. Ve bu vahşet utandıran açılış başlığıyla böyle mahcup bir biçimde Milliyet Demirören gazetesinde yer alıyor. Evet, peki. Ee, ekonomi yazısını sona bırakalım. Önce Mehmet Tezkan'dan bir, e, daha doğrusu önce yok şey alalım. Nihat Ali e, ee, tabi sıklıkla anlatıyoruz Nihat Ali Hüseyin yazılarını. Şimdi bugünkü yazısında anlatladık. E, ee, duygu, değer yargısı pek öne çıkmayan hatta hiç olmayan bir yazı. Şimdi bakın aktardığımızda hak vereceksiniz. İsrail'in cezalandırıcı suikastları. İsrail, dikkatini dağıtacak hiçbir şeye izin vermedi, vermiyor. Ekonomik, siyasi, psikolojik, askeri, teknik kapasitesini seferber ederek demirbaş sorununa çok hızlı müdahale ediyor. Sadece önleyici değil, aynı zamanda cezalandırıcı operasyonlara da girişiyor. Örneğin Suriye'de fiziki hedefler yönelik hava operasyonları yaparken Gazze'de tırnak içinde militanları İHA veya füzelerle vuruyor. Evde oturup beklemek yerine düşmanı terörizmi caydırmayı, moral motivasyonunu bozmayı, halkına güven vermeyi hedefliyor. Bu tarz müdahalenin ortak yönünün düşman addedilen topraklarda askeri güç kullanarak gerçekleştirmesi olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan İsrail'in hukuki ve diplomatik zorlukların üstesinden gelmek için sıklıkla başvurduğu bir diğer yöntem daha var. Yabancı bir ülkede yaşayan İsrail için tehdit teşkil eden teröristlerin suikastle ortadan kaldırılmaları. İstihbarat örgütlerinin gerçekleştirdiği bu tarz eylemler kitaba göre tipik bir örtülü operasyon. En önemli kural her durumda yapılanı inkardır. İsrail terörle düşmanla mücadelede de bu yöntemin etkili olduğuna inanmaktadır. Bir yandan küresel istihbarat kapasitesine, bir yandan da planlama ve icra yeteneklerine güvenmektedir. İsrail'in örtülü operasyonla düşmanlarını ortadan kaldırma taktiği elbette yeni değil. Her ne kadar son suikastın hedefi Malezya'da yaşıyor olsa da 3 hafta önce 8 yıldır Malezya'da yaşayan Hamas üyesi, elektrik elektronik mühendisi Fadi Batsi iki Avrupalı beyaz adam tarafından suikastla öldürüldü. Fadi'nin üzerinde Fadi'nin füze ve insansız sabah araçları konusunda uzman olduğu biliniyor. Malezya polisi 25 Nisan günü yaptığı açıklamada suikastı gerçekleştirenlerin sahte Sırp ve da pasaportu kullandığını açıkladı. Aslında bu İsrail'in kaygı ve hassasiyetini gösteriyor. Daha önce de benzer şekilde Mossad elektrik elektronik mühendisi Muhammed Zavurari'yi Aralık 2016'da Tunus'ta öldürdü. Yine Hamas lideri Halit Meşal 1997 yılında Ürdün'de zehirli gaz kullanılarak öldürülmek istendi. İstenmesi 2010 yılında Mahmut El Mahbub'un Dubai'de bir otelde öldürülmesi da bazılar. Listeyi Avrupa'dan Lübnan'a Irak'tan İran'a uzanan örneklerle çoğaltmak mümkün. En önemli konu cezalandırıcı suikastlerin iş yapma süreçlerinde kötü örnek olması ve alışkanlık yapması. Şimdi bakın yazıda yani biz izlenim olarak aldık. Belki yazarın böyle bir kastı olmayabilir. Yani İsrail bu işlerde ne kadar da başarılı. Keşke biz de aynı şeyi yapabiliyor olsak. Bu benim izlenim. Yanılıyor olabilirim. Sanki böyle bir şey var satır arasında. Bir, iki. Hiçbir duygu izi yok. Bakın. 60 kişi katledilmiş, silahsız, açıkça hedef gözetilerek, sniperlar kullanılarak, 3000 yaralı var. Bir vahşet, şimdi soğukkanlı bir uzman gözüyle olayın vahşet ve fecaatine hiç dokunmadan ve değinmeden, e, hiçbir duygu işareti verilmeden bu yazıyı en azından bir cümleyle insan bir şey söyler değil mi? Bu tarafıyla doğrusu anlamadığımızı söyleyelim. Kusura bakmasın Nihat Ali Bey. Efendim e, şimdi bu şeyi aklımıza getirdi. Böyle bir savunma söz konusu olabilir. E, merhum... Mahir Kaynak Hoca, hani analiz yaparken dünya görüşlerinizi, değerlerinizi, ne varsa hepsini e, odaya girerken dışarıdaki bir elbise askısını asın, böyle analiz yapın. Yoksa yanılırsınız. Yanılma ihtimaliniz yükselir falan gibi bir yaklaşım vardı. Şimdi eyvallah da, yani sonuçta bir insansınız ve bu katliamların yapıldığı insanlarla aynı dindensiniz. Kültürel olarak da olsa. Bilal. Yapılan vahşet de ortada. Dolayısıyla hani e, buna bir e, değer yargısı, bir, bir şey söylemek lazım değil miydi? Efendim, Mehmet Tezkar'a dönelim. O da iç siyasetten kaleme almış. Her şeyi FETÖ'ye bağlamayın demiş. FETÖ'nün yüzlerce kripto üyesi varmış bunlar Baylok falan kullanmamışlar. Ankesörlü telefonlarla talimat alıyorlarmış. Her gün onlarca asker polis yakalanıyor. Daha dün 25 önemli görevlerde olan 72 albay deşifre oldu. Silivri'deki FETÖ davalarının güvenliğinden sorumlu olan binbaşı bile gözaltında. Gerisini düşünün. Devlet bu uru temizlemekle uğraşırken birileri de bütün olumsuzluklardan işlerine gelmeyen her şeyi FETÖ'ye bağlama çabasında. 4 yıl önce 301 madencimizi kaybettiğimiz Soma faciasını FETÖ'nün tezgahladığını ima etmezler mi? Efendim Soma FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önceki son altın vuruşuymuş. Küçük bir ameliyat girişimiymiş. O firmanın ihmali yok yani. O firma daha çok kömür çıkartmak için güvenliği hiçe saymadı yani. O firma Piru Kafa karıştıran bu iddiaları neden ortaya atıyorlar diye sorarsanız, iktidara yaranmak için. İktidara toz kondurmamak için. Ama yaptıkları FETÖ'yle mücadeleyi sulandırıyor. Yarın öbür gün doların 4,5 liraya yaklaşmasını da, 4,39 ya, buçağı ne kalmış? Buçağı, buçağı yarım parmak kalmış. Yarın öbür gün doların 4,5 liraya yaklaşmasını da, yarın öbür gün, benzinin 6 liranın üzerine çıkmasını da yarın öbür gün enflasyonun nedenini de FETÖ'ye bağlarlarsa şaşırmam. Şaşırmayız. Çünkü Türkiye'ye FETÖ'nün alışkanlık haline getirip kullandığı bir yöntem var. Bu yöntem şu anda işte Mehmet Teskan'ın şikayet ettiği yöntem FETÖ'cülerden kalma bir yöntem. Mevcut ee, güç odakları da aynı yöntemi kullanmayı tercih ediyor. Öyle değil mi? Bir dönem Ergenekon yok muydu? Her taşın altında Ergenekon aradık değil mi? Sonra baktık ki aa meğersem yanlışmış. Fırsat bu fırsat deyip Ergenekon süreci içerisinde kendi düşmanlıklarını ve kendi hesaplarını da aynı hesabın içinde görmeye kalkışanlar adeta bir torba yasa gibi birbiriyle alakasız yapıları ve kişileri bir araya toplayınca Ergenekon acayip bir hal aldı. Şimdi bir benzerini FETÖ operasyonları yüzünden yaşamamızın bir alemi var mı bilmiyorum. Efendim şimdi bir ekonomi yazısı paylaşalım istiyoruz. O ekonomi yazısı Güngör Rastan. Burada vurgu yapıyoruz hep. Güngör Rastan Rast bir tüsiyatçı. TÜSİAD başkanlığı yaptı bir dönem. Hani e, akademik kimliğiyle profesyonellerden istifade etti TÜSİAD. Kendileri değil de itelikli profesyoneller TÜSİAD'ı temsil ettiler. Dönemi vardı. Sonra niye biz yapmıyoruz da döndü herhalde. Şimdi TÜSİAD'çılar kendilerinden başkan seçiyorlar. Ama TÜSİAD çevrelerinde etkin, itibarı yüksek, önemli bir isimdir Güngör Ras Hoca. O çevrelerin sesi ve soluğudur aynı zamanda. E, sert eleştiriler yazılar yazmaz. Sert yorumlar yapmaz. Naif çizgilerle ve hatta genel olarak esen rüzgarı da arkasını alarak yaklaşımlar yapar. Şimdi paylaşalım bakalım hoca ne demiş. Sorunumuz cari açık demiş. Dövizin enflasyonun faizin yükselmesinin arkasında cari açık var. Cari açık olağan döviz gelirleriyle olağan döviz giderleri arasındaki fark. Kazandığımız dövizden fazlasını harcayınca cari açık büyüyor. Önemli olan kazandığımızdan fazlasını harcamaya ek olarak kazandığımız dövizden fazlasını nereye harcadığımız. Eğer üretimi harcayabilsek, üretim ve döviz gelirimiz artacak, cari açık küçülecek, cari açık sorunu kalmayacak. Cari açığı, döviz açığını sıcak parayla borçlanarak finanse ederken cari açığın ekonomiye zararı dikkatten kaçıyordu. Şimdilerde bir, cari açık gereksiz büyüyor. 2. Eskisi gibi sıcak parayla borçlanarak finanse etmek zorlaştı. Cari açık büyürken döviz girişi yavaşlayınca önce döviz fiyatı, sonra enflasyon, sonra faizler artıyor, ithalat artıyor. Mart ayı cari açığı 4.8 milyar dolar gibi yüksek bir açık. Cari açığın arkasında dış ticaret açığı var. İthalat ihracattan daha fazla artıyor. Petrol fiyatlarının artışının yükü yetmiyor gibi altın ithalatı da devam ediyor. Mart'ta 1.1 milyar dolarlık altın ithal edildi. Turizm gelirleri henüz açığın kapanmasına önemli katkı yapamıyor. Mart ayında portföy yatırımlarıyla Kredilerden önemli çıkış oldu. Bakın 16 Mart ayında portföy yatırımlarıyla kredilerden önemli çıkış oldu. Çıkış 2.9 milyar doları buldu. Cari açık 4.8 milyar dolar. Buna 2.9 milyar döviz çıkışı da eklenince Mart ayı döviz açığı 8 milyar dolara yaklaştı. Rezervler azalıyor nereden geldiği belli olmayan 2.9 milyar dolar imdada yetişti. Döviz rezervlerinden de 4.8 milyar dolar kullanılarak Mart ayı cari açığı, döviz açığını yani, finanse etmek mümkün olabildi. Cari açığın büyüyüp büyümediği, ne kadar büyük olduğu, nasıl finanse edildiği ekonominin durumunu yansıtıyor. Bunun için yurt dışından da içeriden de ekonomi konusunda karar alacaklar için çok önemli. Bir gerçek var ki cari açık kendiliğinden küçülmez. Cari açığı doğru politikalarla biz küçülteceğiz. İşte o zaman dövizdeki, enflasyondaki ve faizdeki yükselişte duracak. Cari açığı doğru politikalarla biz küçülteceğiz. Şu anda böyle bir şey yapamadığımıza göre dövizdeki, enflasyondaki, faizdeki yükselişte devam edecek. Hocanın yazısına baktığımızda. Yani hoca Aman dikkat kritik bir süreçteyiz diyor satır arası. Hani doğrudan söylemek pek hocanın üslubu değil. Daha ne desin? Evet peki. Orta Doğu'dayız efendim. ABD olayını İsrail katliamı. Evet. E, günün doğru başlıklarından da birisi bu idi. Ve posta korkunç alkış demiş efendim. Amerikan Büyükelçiliği'nin. Kudüs'e taşınması Gazze'de protesto edildi. Protestocu Filistinlilere, İsrail askerleri saldırdı. 55 şehit, 2200 yaralı. 2200, 2700, 2770 falan gibi böyle tam olarak bilinemiyor. Yani hayatını kaybedenler için de aynı şey söz konusu. İsrail'in 2014'te düzenlediği saldırıda iki bacağını kaybeden Filistinli 29 yaşındaki Fadi Ebu Salah dün saldırıda şehit edildi. Kimdi o? Az önce o fotoğrafı biz de sizlerle paylaştık biliyorsunuz. Direnişin sembol ismiydi. O yine iki bacağını birden İsraillerin yok ettiği o Filistinli, tekerlekli sandalyesindeki o Filistinli. O da dün şehit edilenlerin arasında. Ve bu fotoğraf gerçekten günün fotoğrafı. Aslında e, en güzelini posta yapmış. Şimdi hak teslim edelim. Bu e, görüntüyü tam yan yana paylaşalım. Hani e, durum bu. Bakın. Evet. Bir tarafta bakın yarım bir beden. Ayaklar yok. O tekerlekli sandalyedeki Filistinli. Şöyle biraz yukarı alırsak belki daha iyi anlaşılacak. Evet. Evet bakın. Şu tekerlekli sandalyedeki filitinli. Kefenlenmiş vaziyette. Yarım bir vücut. Ve öbür tarafta gülen yüzler. Şen çakrak alkışlar. Durum bu. Bu durumun sorumlusu o bir taraftan cinayetler işlenirken öbür taraftan gülümseyen ve cinayetleri alkışlayanlar değil efendim. Kimse kusura bakmasın. Bunun sorumlusu bu coğrafyada yaşayanlar siz, biz, hepimiz. Sabah İsrail'den soykırım diyor efendim. Elçiler çağrıldı. Üç gün milli yaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'deki konuşmalarında İsrail ve ABD'ye sert tepki gösterdi. İsrail terör devletidir. Soykırımı lanetliyorum. ABD ara bulucu rolünü kaybetti. Katliam nedeniyle üç günlük milli yas ilan etti. Tel Aviv ve Washington Büyükelçileri istişare için Türkiye'ye çağrıldı. Cuma günü yeni kapıda miting. Evet. Ee, hiç olmazsa sesimizi yükseltiyoruz. İşte hiç olmazsa Tel Aviv ve Washington Büyükelçilerinin çağrılmış olması, üç günlük milli yaz falan burada bir tavır söz konusu. En azından bir tavır söz konusu. Kanlı imza gerçek oldu derken son söz Trump 14 Mayıs'ta Büyükelçiliğimizi Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyoruz kararını imzalaması kanlı imza diye yer almıştı son sözde. Ve işte kanlı imza gerçek oldu evet kanlı imza. Efendim e, AKP'ye ve Erdoğan'a oy vermeyin tabuta son çiviyi çaktırmayın demiş Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Atilla Kaya. Ee, sözcü İsrail vahşetini bir gün gibi bir hayli küçük gören gazetelerden. Atilla Kaya manşette. Eski Ülke Ocakları Başkanı Atilla Kaya şöyle demiş. Türk milliyetçiliğinin ve demokrasinin hangi değerleri varsa onları bir tabuta yerleştirilmesine karşı mücadele edenler o tabuta son çivinin çakılmasına karşı kayıtsız kalamaz. Partisinin AKP ile ittifakını eleştiren Kaya, egemenliğini tek adama devreden iradeye milli irade denemez. Egemenliğini tek adama devreden iradeye milli irade denemez. Evet, Erdoğan Gazze'ye değil Gebze'ye gitti demiş. CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. Ve Meral şeyler dün Ankara'da Ato'nun kongrezyumunda ciddi bir kalabalığa hitap etti. Ciddi bir taban var. Sandıkta nasıl olacağını bilmiyoruz. Ama ciddi bir örgütlenme, ciddi bir örgüt ve ciddi bir taban var Meral Akşener'in etrafında. İşte dün 24 Haziran seçimleri için iddialarını ve vaatlerini seslendirdi. Bir, anlam, bir anlamda programını paylaştı manifestosunu. Ve talihsizlik o kimeralar açısından bakıldığında bugün gündemde Filistin faciası var. İsrail vahşeti var ve o dünkü çıkış ki medyanın birçok görmedi zaten. İktidar medyaları hiç görmüyor zaten Meral Hanım'ın. Ee, dolayısıyla istediği geniş tabana yaygın kitlesel etkiyi Meral Hanım pek başaramadı gibi gözüküyor. ABD ve İsrail İran'ın gücünü kırmak istiyor demiş emekli büyükelçi Şükrü Elekta. İran'la İsrail arasındaki kriz kontrolden çıkabilir. Suriye ve Lübnan'da dahil olur ve Türkiye ne yapar? Soru bu. İsrail katletti, dünya seyretti diyor efendim bakın. Evet, Takvim Gazetesi katliam demiş, gördünüz. Türkiye zorbalar katletti demiş. Bu arada bana süreyi söyler misiniz? Ee, yazılarımız var, ee, onları da. Evet, peki. O zaman. E... Karagül'ün yazısı hazır olsun. Yeni Şafak'tan onu paylaşalım. Evet, peki. Yazıya dönelim. Gazeteleri de noktalayacağız tabii ki. Hiç utanmıyorsunuz değil mi? Yakında ABD-İsrail bayraklarını Mekke, Medine'ye çekersiniz siz. Kudüs hepimiz için ortak vatandır. Uzun bir başlık. Ve bu başlığın hedefinde hem Suudi Arabistan Beliyat Prensi... Hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başındaki isim Muhammed Bin Zahid var. Dün Kudüs'te yaşadığımız aşağılanmanın altında ikinizin imzası var. Muhammed Bin Salman, Muhammed Bin Zahid. Sizin ikinizin imzası var. Müslüman dünyayı sattığınız gizli anlaşma var. ABD ve İsrail ile yaptığınız pazarlık var. Kendi halkınız, ülkenizi, tarihinizi, değerlerinizi peşkeş çektiğiniz o karanlık ilişki var. Siz Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerle birlikte İslam'ı ve Müslümanları vuranlardan daha büyük hainler olarak tarihe geçeceksiniz. Siz Suudi Arabistan'ı sattınız, Körfez ülkelerini sattınız, Filistin'i sattınız, kendi onurunuzu, ailenizi, vatanınızı sattınız. Dün Kudüs'te düzenlenen tören, o devir teslim sizin sayenizde oldu. Dün o şehitlerin kanı sizin ellerinize bulaştı, yüzünüze sıçradı. O katliam sizin onayınızla yapıldı. Onlar Kudüs şehitleri olarak anılacak, siz Kudüs hainleri olarak anılacaksınız. Ama siz sadece Kudüs satmakla kalmadınız. Siz Mekke'yi, Medine'yi sattınız. Siz Mekke'yi, Medine'yi sattınız. Bu iki şehri satanlar Rehim verenler olarak tescil edeceksiniz, tarihe öyle geçeceksiniz. Yakında o iki şehre Amerikan bayrakları çekersiniz. İsrail, İngiliz bayrakları çekersiniz. Kabe'nin tepesine, ABD, Saat Kulesi'ne, İngiliz, Peygamber Kabri'ne İsrail bayrağı çekersiniz. Siz bunu yaparsınız. Güzel de kardeş, hiç bu sözlere itirazımız yok. Gerçekten bunlar bunu yapacak tinette. Ve e, cibilliyette adamlar, insanlar, yaratıklar. Şimdi e, oradaki Zemzem Tavrı'sından söz ediyorsun değil mi? Oraya İngiliz bayrağı, öbür tarafa Amerikan bayrağı filan. Güzel de Edjat Kalesi yıkılırken, Osmanlı eserleri tarumar edilirken, Kabe Las Vegas'a döndürülürken, öyle değil mi? Yeni Kabe projesine bir bakar mısınız? Yavaş yavaş o inşaat devam ediyor. Kabe'nin ortada kibrit kutusu kadar kaldığı etrafının devasa yüzlerce metrelik kulelerle çevrildiği bir Las Vegas. Buna hiçbir itirazınız olmadı ya. Buna hiç ses çıkarmadınız. Türkiye'deki şey efendileri oradaki zemzem tavırsın bilmem kaçıncı katında Kabe'ye tepeden bakan kuş bakışı görüntülerle oralara gitti. Buradan birileri zemzem tavırsından devremlükler almaya kalkıştı filan bu çirkinliği, bu vahşeti, bu cinayeti nasıl işlersiniz ey Suriyeliler filan diyenlerin sesi bile duyulmadı. Adım adım gelinen yer burası işte. Las Vegas'a döndürülmüş Kabe. E tabi yani oraya Amerikan bayrağı çekecekler. Oraya zemzem tavırsız yapılırken kimin sesi çıktı? Ecat Kalesi yıkılırken kaç kişi bağırdı? Devam edelim yazıya. Yakında o kirli anlaşmalar da Uzlaşmalar da ortaya çıkacak. Yakında ABD ve İsrail sipariptiyle ne dolaplar çevirdiğiniz ortaya çıkacak. Çıksa ne olacak? Muhammed bin Salman gider, Muhammed bin bilmem derman gelir. Yakında İslam'ın kutsal şehirlerini neyin karşılığında peşkeş çektiğiniz ortaya çıkacak. Yüz yıl sonra bu sefer bu iki liderin öne yak olmasıyla ABD ikinci işgali gerçekleştirdi. Yine bütün İslam dünyasını aşağılama üzerine kurgulu bir işgal izliyoruz. Yine arkasında coğrafyanın hainleri var. Şimdi direniş zamanı. Müslüman dünyanın Orta Afrika'da uzak Asya'ya kadar bir direniş halkasını büyütmesini, bir direniş dilini güçlendirmesi, kenetlenmesi, el ele vermesi zamanı. ABD ve İsrail'e direnirken aslında coğrafyanın hainlerine de direnme zamanı. Şimdi onların sistemlerini felç etme zamanı o ihanet anlaşmalarını yok etme zamanı, şehir şehir, sokak sokak harekete geçme zamanı, büyük ihanetin kapılarını kapatma zamanı, büyük bir coğrafya direnişine güç verme zamanı. Güzel. Ama nasıl? Güzel. Ama kimle? Güzel. Ama hangi yapıyla? Öyle değil mi? Efendim, Türkiye Gazetesi ekranda. Bu arada bir yazımız daha var. Ee, değil mi? Tabii Kemal Öztürk'ün yazısı var. Ee, onu da paylaşalım. Onu da hazırlayalım. Ha, hazır arkadaşlar. Tamam peki. Biz e, Türkiye'yi tamamlayalım. Zorbalar katletti demiş efendim. Kudüs kara günde kana bulandı. Kanlı pazartesi herhalde kanlı pazartesi. ABD elçiliğini açıp kutlama yaparken terör devleti İsrail sivilleri kurşuna dizdi. Evet her zaman yaptığını yaptı yani. İsrail her zaman yaptığını yaptı. İsrail 1917'den beri yaptığını yaptı. Bugünkü İsraillerin atalarından söz ediyoruz tabii. Oradaki terör örgütleri üzerine kurulmadı mı İsrail? Böyle şu anda ismini hatırlayamadım. iki terör örgütü var 1917'den itibaren kurulan. Bölgede Arapların e, kah terörle kah para basılarak satın alınan topraklar değil mi? Tarihi binaları PKK yaktı, devlet yaptı diyor efendim. Terör örgütünün çukur kalkışması sırasında yakıp yıktığı ecdat yadigarları tek tek ayağa kalkıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü Mardin ve Diyarbakır'da 11 tarihi eseri restore etti. Bu yıl 12'si tamamlanacak. Nusaybin'deki Zeynel Abidin Camii tekrar ibadete açılmış efendim. Şimdi İsmail Kapan yazmış efendim. Ey zalimler bu kanda boğulacaksınız diye. Bu zalimler on yıllardır kan akıtıyorlar. Boğulan falan yok. Biz boğuluyoruz. Farkında mısınız? Yani lafla peynir gemisi yürümüyor işte. Vatan lanet olsun demiş efendim. Lanet olsun. Bu arada Ankesör'de 72 albay. Bu arada Ağustos şurası da yaklaşıyor efendim. Tabi seçimlerden sonra oluşacak olan e, yapı, e, iktidar yapısı Ağustos Şurası'nı yapacak ama filan Yani onu da unutmayalım. Bu yaşananları falan e, pek göz ardı etmeyelim. Silivri Caradam Komutanı Mustafa Yoldaş gözaltına alınmış. Silivri'de görülen FETÖ davalarının güvenliğinden sorumluydu diyor. İşte az önce e, Mehmet Tezkan'ın e, yazdığı albay efendim. Peki şimdi... E ee, bir de Kemal Türk yazısına göz atalım. Yeni Şafak'tan ne yazmış bir görelim. Kudüs'te de ABD'ye değil, Müslümanlara kızın. Müslümanların namusunu Filistinliler kurtarıyor. Kudüs için onlar gibi direnen ve canını veren başka bir Müslüman millet yoktur. İslam dünyasının son yüzyılda en çok sürgün edilmiş, en çok yurtsuz kalmış, can vermiş millet Filistinliler olmasına rağmen Yine de en güçlü direnci gösteren onlardır. Dün ve bugün ABD'nin Kudüs'e büyükelçiliğini taşımasına onlarca genç canlarını vererek direnmeye çalıştı. Dünyadaki diğer İslam ülkeleri ise açıklama, kınama, endişeyle karşılama ve retorikte kaldı sadece. Evet. Dünyadaki diğer İslam ülkeleri açıklama, kınama endişeyle karşılama ve retorikle söylem. Evet kaldı. Kudüs için canlı verenler ve dünyaya ses verenler yine Filistinliler oldu. Ellerindeki en kıymetli şey canlarını feda etmekten başka da yapacakları bir şey yoktu. Adım adım böğrümüze saplanan bu kazıkların acısı ABD ve İsrail ile ittifak yapan, Kudüs'ün işgaline göz yuman, sözde Müslüman ülkelerin ihanetinden daha acı değildir. Suud'un öncülük ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin tetikçilik yaptığı ve iradesiz yoz rejimlerin köleler gibi onları takip ettiği bir grup devlet gözümüzün önünde Kudüs'ün topyekün işgalini teşvik etti. Filistinler ne kadar Müslüman ülkelerin namusunu kurtarıyorsa İsrail ile işbirliği yapanlar da o kadar İslam aleminin namusunu kirletiyor. Şimdi bir tarafta namusu kurtaran bir millet, bir grup Filistinliler. Öbür tarafta herkesin namusunu kirleten Suudiler. Geride yüz milyonlarca Müslüman var kardeş. İsrail ile işbirliği yapanlar da o kadar İslam aleminin namusunu kirletiyor. Ne ABD'ye ne İsrail'e kızıyorum artık. Onlar dinlerinin, çıkarlarının, inançlarının, ideallerinin gereğini yapıyor. Asıl İslam dünyasına kızıyorum. Asıl sorun bizim içimizde. Türkiye gibi canı yanarak Kudüs için feryat eden kaç ülke var etrafa bir bakın. Kaç ülke bu meseleyi dert edindi kendine. Bırakın dert edinmeyi bir de işgalcilerle işbirliği yapan ülkeler olduğu sürece Kudüs'ün kurtulması mümkün değildir. Acı gerçeği kabul edelim. Kudüs, İsrail'in güçlü olmasından dolayı değil, İslam dünyasının beceriksiz, basiretsiz, yozlaşmış rejimleri yüzünden esirdir. Evet. O da böyle demiş efendim. Peki. Gazze'de katliam diyor efendim. ABD destekli siyonist köpekler kudurdu. Şaşırtıcı bir durum mudur? Buna şaşıranlara şaşırmak lazım. Şaşıracak o kadar çok şey var ki. Ramazan öncesi çifte tahrik. Ya tahrik mahrik ne tahriği ya? Herkes görevini yapıyor. Ee, bir tek görev yapmayan biz varız. İsrail ve tek destekçisi ABD provokasyonuna doymuyor. Amerikan büyük Büyükelçiliği'nin açılacağı gün Kudüs'te ezan da yasaklandı. Evet yeni birlik Kudüs'te kara gün demiş efendim. Eee Yeni Çağ gazetesi yüzünü güneşe dön Türkiye diyor efendim. Meral Akşener seçim kampanyasını başlattı dün ama zamanlama açısından talihsiz bir zamanlamaydı. Hoş. Bu İsrail vahşeti olmasaydı medya için olağan seçim gündeminin öne çıktığı bir gün olsaydı Meral'ın medyada daha geniş bir yer bulacaktı. Yok, bir de o var ya. Ama hani İster daha da gölgede kaldı. Onu söylemeye çalışıyorum. Kudüs ikinci kez işgal edildi. O da Yeni Şafak'tan. Yeni söz bir avuç domuzun ettiğine bak derken Yurt Gazetesi Kudüs'te katliam demiş. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bu komisyonda diyor. Neden? Altılı komisyon taslak listeyi hazırlamış. Bir de milletvekili listeleri hazırlanıyor efendim. Böylesine bir kritik zamandayız. Yani İsrail orada can alıyor, kan akıtıyor filan ama bizde de seçim var. Canını kurtarmaya çalışanlar var can kurtarmak milletvekili listelerinde milletvekili olanların, milletvekili olmak isteyenlerin listede yer alması meselesi efendim. Bu adeta bir can kurtarma savaşı. Boşlar var, haçlar var, işler var, güçler var. Eskisi kadar güçlü olmasa da yine mecliste bulunmakta fayda var diye düşünenler Türkiye Büyük Millet Meclisi için siyasi partilerin kapısını çaldılar. Sınavlar bitti AK Parti'de. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi de toparlamış vaziyette durumu. Ee, ve işte Gözler bu komisyonda derken listeler hazırlanacak. Dana'nın kuyruğu 21'inde kopacak efendim. 21 Mayıs'ta. 21 Mayıs dediğiniz ne ki? 21 Mayıs dediğiniz önümüzdeki pazartesi efendim. Ya bugün ayın 15'i. Evet ee, vakit dar. Herkesin kendine göre derdi sıkıntısı var. Filistin'in derdi başka. Bizdeki sayın vekil adaylarının derdi sıkıntısı başka. Efendim noktayı koyduk ama yarın sabah. 07-15'te gerçek gündemde yine sizlerle buluşmak istiyoruz. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.